Sevgili misafirler, ekranları başındaki değerli izleyenler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler'e hepiniz hoş geldiniz. Efendim gösterimiz birazdan başlayacak ama öncesinde azıcık sohbet edelim istiyorum. Buraya otobüsle gelenler ellerini kaldırabilir mi? Şehirler arası değil, 2 lira 60 kuruş, 3 kişi geldik, 7 lira 80, bu akşam Hovar'dayız. Evet, şurası komple gariban, arka taraf. Hoş geldiniz. Ben de bugün otobüsle geldim. Eskiden taksiye biniyordum, benim evim yakın mesafe. Ama artık taksiler 10 lira almıyorlar yakın mesafeden, biliyorsunuz. Ben hep 10 liralık biniyordum. Param bitince inip yürüyordum. Artık 13 lira oldu, binemiyorum. Bugün otobüse bindim ben de. Gayet kendimden emin, çıkarttım kartımı. Geldim, ekrana okuttum. Ve o malum ses. Hiç duymak istemediğimiz. Yetersiz bakiye. Sen beni neden rencide ediyorsun ya? Sen neden beni insanların içine mahcup ediyorsun? Tam geliyor basıyor. Diri. Öğrenci geliyor. Diri diri. Bana geliyor yetersiz bakiye. Her bakımdan. Zaten asıl mesele oradan sonra başlıyor. Çünkü bence İstanbul'da insanların birbirlerine en çok yalan söylediği yer halk otobüsleri. Akbil istiyorsunuz ve sanki herkes bedava binmişçesine. Akbilinizi alabilir miyim? Vallahi bende kalmadı. Akbilinizi alabilir miyim? Aktarma yapacağım. Akbilinizi alabilir. Dayım benim şoför, ondan beri bedava yok. Benden önce binen abinin 48 lira 60 kuruş bakiyesi vardı. İnat ettim, adamı buldum otobüsün içinde. Dedim ki akbilinizi alabilir miyim? Dedi ki vallahi az önce sonuncusunu bastım. İnandım biliyor musunuz? O kadar iyi oynadı ki adam profesyonel olmuş ya. Yani. Bir süre sonra 5. 6. kişiden sonra sizin başta yaşadığınız o mahcubiyet otobüsün geneline yansıyor. Ve insanlar şunu düşünmeye başlıyor. Ya bizim başımıza da böyle bir şey gelirse? Bir vicdan yapmaya başlıyor. Tam o sırada o vicdan yapan abiyi bulmanız lazım. Gözlerinin içine bakıp. Neyse ki ben bir tanesini buldum. Çağırdı beni. Gel gel dedi. Al dedi akbili. Ben tabii elimi cebime attım. Parayı çıkartacağım. Cebimde 10 lira var. Bilet 2 lira 60 kuruş. Cebimde 5 lira olsa 2 lira 40 kuruştan bir şey olmaz. Ama ya para üstü vermezse? İstemeye istemeye parayı çıkarttım verdim. Bana böyle yaptı. Tamam al git bas. Abi dedim on... Tamam istemiyorum ya. Ya sen bana neyin havasını yapıyorsun ya? 2 lira 60 kuruş verdin. Bu neyin tafrası? Bu neyin cakası? Demedim. Aldım gayet geldim. Bedavaya bastım. Buraya kadar geldim. Bu akşam şahsi arabasıyla buraya gelenler o otobüsle gelen tayfayı lütfen evine bıraksın. İnsanlar çok acımasız. Çok teşekkürler efendim. O zaman hazırsak ustamızı çağırayım mı? Hazır mıyız? Hanımlar beyler karşınızda Yılmaz Erdoğan. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Atakan'ın verdiği geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Bugün otobüse bindiğine de zerre kadar inanmıyorum. Taksiye binecek para veriyoruz. Kısa mesafeye gitmiyormuş da. Dümen. Bugün aslında bugünkü oyunumuzu İstanbul Komedi Festivali çerçevesinde oynuyoruz. Benim çok önemsediğim, bence çok önemli bir festival. Çünkü komedinin ne olduğunu, komedi aşk gibi bir şey. Herkes kendince tanımlıyor bunu. Şimdi aşk nedir diye girip yarım saat konuşsak mı? Komedi biraz sonucu eğlenceye bağlandığı için eğlenceyle karıştırılan bir şeydir. Doğrusu bir gün bu işlerin ustası bir abinin seminerine gitmiştim. Şöyle anlatmıştı. Komedi neyin komik olduğuyla ilgili değildir. Gülünçle ilgili değildir. Neyin sizin asabınızı bozduğuyla ilgilidir. En büyük malzemeniz aslında içinizde taşıdığınız bu yolunda gitmeyen işlerle ilgili öfkenizdir. Ama oradan tatsızlık çıkarmak değil, sorunlarla birlikte yaşamayı daha kolaylaştırmak için. Sert şeyleri, tatsız şeyleri yumuşatmak içindir. Siz de mesela bu ağzının tadını bilen,
gülmeyi seven insanlar olduğunuz için bugün evlerinizden kalkıp buraya geldiniz. Ekranın karşısında şimdi oturuyorsunuz. Bu bir ayrıcalıktır yani. Tebrik ediyorum sizi. Maldan anlıyorsunuz efendim. Hazırsanız da... Hazır mıyız? Ben bunu çok seviyorum yani. Tabii ki yabancı stüdyolarda herhalde birisi buradan diyor ki... Bizim organik olduğu için... Hazır mısın? Ne yapayım, bir de sana şey mi yapayım? Ayağa kalkıp teze... Bence sana hiç bunu bozmayın. Çok güzel hareketler başlıyor. Buyurun hocam. Sana bir cevap hakkı doğdu. Delikanlı gibi söyle. Bugün otobüse bindin mi, binmedin mi? Vallahi bindim. Gerçekten bindim ve yetersiz bakiyeydim hocam. Niye? Birikmiş bölüm paralarını almadın mı? Gerçekten bindim hocam. Bayağıdır. O zaman pintilikle başlamış demek çocuklar. Peki. Efendim, artık günümüzde insanlar daha çok sosyal medya üzerinden tanışıyorlar. Hala benim içimde bir şüphe var. Gençler hocam daha çok... Şoförle konuşacağım. Şoförle konuşacağım. Buyur Atakan'cığım. Neyleyim ki şüphe var yani içimde. Evet. Engin ve Fatih yazdı. Sosyal eşleşme geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Pardon, şehir merkezi burası değil mi? Hangi şehir? İstanbul. Burası, tam burası. Heh, iyi. Bir tane kızla buluşacağım da çok heyecanlıyım. Ben de. Ben de. Ne güzel ya, Kader arkadaşız. Benimkinin adı Almira. Benimkinin adı Almira. Arkadaşlar, biz sana herhalde isim benzerliği. Çünkü benim de buluşacağım kızın adı Almira. Ya kesinlikle, bence öyledir. Yani çünkü benim buluşacağım Almira'nın sizin Almiralarınızla hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Doğru. Ses deneme, ses deneme. Hoş geldiniz arkadaşlar. Almira bu. İnternette konuştuğum kız. Aman doğru gerçekten. Evet, sizi burada toplamamın nedeni hepinizin ortak bir yönü olması. Neymiş ortak yönümüz? Bana DM'den yürümeniz. Öncelikle bir sorum olacak. Bu fotoğrafı kim gönderdi? Ben! Çık git buradan be! Allah cezanı vermesin seni! İki haftadır yemek yiyemiyorum senin yüzünden ben! Ağır yaşam seni! Evet arkadaşlar, İkizler Burcu'yum ve bu nedenle kararsız bir yapıya sahibim. Bugün içinizden biri benimle çıkmaya hak kazanacak. Ama öncelikle birkaç sorumu yanıtlamanız gerek. Tabii. Bir dakika arkadaşlar. Bu şirinlik abidesi, bu çok güzel giyinmiş, harika makyajlı, mükemmel uzuvlara sahip, bu bombastik kız şu an bizim erkeklik onurumuzla oynamıyor mu? Ha? Buna bir dur demeyelim mi? Zaten çok kabalığız. Buradan gitmeyelim mi arkadaşlar? Beni takip edin. Hadi! Kaç yüzünden düştüğümüz hallere bak ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Herkes Almira için mi geldi şimdi? Evet. Beğenemedin mi? Yok, keşke herkes senin gibi olsa. Şansımız artar. Ha, böyle temiz konuş işte. Gerçekten. Gerçekten yani biz bu tiplerle aynı kulvarda mıyız? Ne saçma ya, şuna bak. Ne şuna bak ya, belki hanımefendi hayatına yeni bir tarz getirmek istiyor. Yeni bir solukla bir şey olmak istiyor. Yani olamaz mı? Olamaz. 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 Beyler, yanlış düşünüyorsunuz. Tabii ki hepinizin bir şansı var. Yeter ki kriterlerime uygun olduğunuzu anlamamı sağlayacak testimi geçin. Öncelikle evli olanlar lütfen kenara geçsin. Evliler de buraya geçsin. Arkadaşlar, profillerinizi kontrol ettim. Vallahi eşlerinizden rezil ederim size. Hep mi sorun olur bu evlilik arkadaş ya? Ya yuh ya, bunların hepsi şimdi gerçekten evli miymiş abi? Ya ayıp değil mi ya? Allah belalarını vermesin ya. Tabii ki.
Sevgilisi olanları da lütfen arkaya alalım. Yuh ya. Allah kahretmesin ya. Ya ne insanlar var gerçekten hiç belli değil. Saçma sapan kurallar koyuyorlar. Evet arkadaşlar, elemeye devam ediyorum. Maalesef kriterlerim arasında 1.70'in altında boyu olan erkekleri... İstemiyorum. Boyu 1.70'in altında olanlar lütfen onlar da kenara geçsin. Hala buradasın. Bana mı diyorsun? Ya sana diyorum. Ya sen kendine bak, senin boyu kaç? 1.30. Ne var 40 santimle kaçırmışsa? Bildiğin boy ırkçılığı bu ya. Bir taç yüzünden düştüğümüz durumlara bak. Hayır, çık git. Evet arkadaşlar, elemeye devam ediyorum. Maalesef ki sakalsız bıyıklı erkekleri de istemiyorum. Sakalsız ve bıyıklı olan erkekler lütfen kenara geçebilir mi? Ben duruyor muyum yani? Sakal... Sen kalabilirsin. Oh. Ben mi gidiyorum? Yani bıyık var. Ulan ben bu bıyıkları yolaydım keşke. Ya boydan değil de bıyıktan gideceğim hiç aklıma gelmedi. Gerçekten. Ulan arkadaş, bir tayt yüzünden düştüğümüz hallere bak ya. Evet arkadaşlar. Şimdi resimli bölümümüze geçiyoruz. Bakalım gerçekte çirkin olup sahte fotoğraflarla buraya gelenler var mı? Cihan doğru. Doğru, evet. Bu sensin. Evet. Tebrikler. Teşekkür ederim. Hilmi doğru. Evliya. Ben bir fark göremiyorum. Şimdi böyle bak. Senin kasların böyle mi ya? Böyle ya. Üç gündür ben antrenman yapmıyorum da iki şey yaptı hep. Nankör spor. Hangisi değil ki? Hangisi değil ki ya? Senin gözlerin çekik miydi ya? Yok yok. Gözlerim çekik değil. Elmacık kemiklerim çıkık. Gözlerim içeri çökük, yana çekik. Yani çökekik. Bizim aile böyle doğuştan şey... neydi o? Genital. Bizim aile doğuştan genital. Evet, bu durumda seni de elemek zorundayım. Lütfen arka tarafa alayım seni. Olsun, son üçe girmek de benim için önemliydi. Yani böyle bakınca sanki bir şansım varmış gibi duruyor da. Olsun. Hadi, kolay gelsin. Seni tutuyorum abi. Eyvallah. Evet, şimdi final aşamasındayız. Final aşamasında en çok şınav çekebilen arkadaşımız kazanacak. Şınav. Müziği şınav verelim. Şınav mı çekeceğiz? Evet. Hadi. Ya. Ya. Böyle müzik bu. Sirk müziği bu ya. Maymun etti bizi burada ya. Ya bu gözlerinde kayboldum. Uğruna hiçbir şey yapamayacağım. O öyle değildir ama. Ben şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Bakınca böyle kendimden geçtiğim. Bu ömrümü verebileceğim bu kadına uyup onu mutlu mu edelim? He? Onu mutlu mu edelim? Arkadaşlar. Hepimiz buradan gidelim. Var mısınız? Beni takip edin. Hadi. Ya bu tiple son ikiye kalmışım. Gider miyim ben? Şuna mı çekeyim? Şuna. Müziği alın tekrar. Hadi. 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 Gitti adam ya. Ay. Nurlar içinde uyu güzel adam. Arkadaşlar hep yan attınız bunu, dik atın.
Ben mi kazandım şimdi? Evet. O zaman ben kazandım. Tebrik ederim. Bravo. 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 Evet, olay tam olarak burada gerçekleşti. Çarpıcı güzelliğini kullanan genç kadın popüler bir çöp çatanlık uygulamasından onlarca gençle buluştu. Buluşmadan önce randevu verdi ve hepsine aynı yerde aynı saatte verdi. Ve bu randevuya gelen mallar deyim yerindeyse adeta şapa oturdular. Evet, şimdi olayı kahramanı genç kadınla bir aradayız. Bakalım bize neler söyleyecek. Bu sosyal deneyi sosyal medyanın tehlikeli yanlarına dikkat çekmek için yaptım. Umarım halkımıza faydalı olmuştur. Evet, son dakika gelişmesi, bu yaptıklarımın hepsi bir sosyal deneydi dedi. Şu anda onu öğrendik. Evet, devam edin, buyurun. Aslında bunlar birbirinden iğrenç insanlar yani. Ben de sadece bunu halkımıza kanıtlamak için böyle onlara sosyal bir şans verdim yani. Evet, sosyal şans verdim dedi. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Safa Sarı, BKM Haber, İstanbul. Ya aslında tabağa falan koysak onların hepsi çözülür. He. Evet ya, bir pardon, benim işim oldu. Zil diyenler. Çalın. Güzel. Skeçte aslında bütün sanat ürünlerinde aradığımız bir temel kavram var. Basitlik. Hani Cruyff futbol için söylediği sözdür bu. Futbol basit bir oyundur ama zor olanı onu basit oynamaktır. Burada da basit bir fikir, basit bir uygulama. Basit başka, kolay başka. Bunu evdekiler aranızda tartışırsınız. Güzel, güzel skeçti. Kim yazmıştı bunu? Fatih'le ben. Fatih'le sen. Aferin Fatih, aferin Engin. Yazarlarımıza bir alkış. Hamza'ya, Gine'ye herhangi, her zamanki bir alkış. Aferin Ecem. Aferin çocuklar. Güzeldi çünkü gerçekle internet sayfalarında kurgulanmış gerçek arasında bir sıkıntı var gerçekten de. Hepimiz olmak istediğimiz kişi süsü veriyoruz kendimize. Hiçbirimiz o kişi değiliz. Hiçbirimiz. Gerçek hayat sürekli bizde bir muhteşem bir ışığın olduğu, sürekli fotoğraflarımızın olduğu ve sürekli tight giydiğimiz bir dünya değil. Ben zaten hiç giymiyorum. Aferin çocuklar, çok güzel hareketler, güzel başladı. Evliya ezberlediği zaman skeçler çok daha güzel olacaktır. Yok, hepiniz tatlıydınız, aferin. Ahmet çıkabilirsin. Hep birlikte çok güzel hareketler devam ediyor. Aferin. Dur Hamza, nereye gidiyorsun? Hocam, bu kız bir sahneden düşüyor, bir topuklusu kırılıyor, bir şey oluyor. Onun yanında mı dedin duruyor? Evet, var, başında bir şey gelmesin diye bırak. Tamam, sunuş bitene kadar bekle o zaman. Buradayım. Ya seni bir zincire takıp boynuma asmak istiyorum ben. Durursun da burada, durmaz mı? Peki Ayşegülcüğüm.
Merhabalar. Merhaba canım. Bazen hayat bizi öyle durumlara sokuyor ki... dezavantajı avantaja çeviriyoruz fark etmeden. Allah Allah. Evet. Ne dediğini anlayan var mı aşkım? Ne diyormuş? Neyi neye çeviriyorsun tatlım? Hocam dezavantajı avantaja çeviriyoruz. Evet. Yasin'le Burak da bu durum... Bu sen daha önce skeç sundun muydun? Evet hocam, sundum. Bu Ayşegül çok çok tatlıdır. Bir tane tuhaf huyu var. Sahnede rol gereği birbirine tokat atacaksa... ve eğer tokadı atan Ayşegül'se... diğer arkadaşı hemen sigortalıyorum. Bir koydu mu oturtuyor. Daha önce yamulttuğu çeneler var. Evet, yeri gelmişken bunu anlatayım dedim. Buyurun. Burak ve Yasin de bu konuyla ilgili bir skeç yazmışlar. Skeçimiz Sağlık Ocağı'nda geçiyor. Sağlık Ocağı geliyor. İyi seyirler. Osman günaydın. Oo günaydın profesörüm, canım, doktorum benim. Tamam tamam, yanlışlıkla gerek yok. Dosyaları toparladın mı? Tabii hocam, toparlayıverdim. Çekmeceleri düzenledin mi? Düzenledim hocam. Hadi bakalım, tamam. Çay? Burada hocam, koydum işte. Bu soğumuştur, bana git yenisini getir, hadi çabuk. Dumanı tütüyor hocam. Osman, git bana yenisini getir dedim daha. Neyi zorluyorsun bana ya? Hadi git getir. Tabii hocam, size ben ikinci bir tane çay getireyim. Çabuk, hadi çabuk. Değil mi hocam? Evet hocam. Buyurun hocam. Afiyet olsun hocam. Hah, aferin ya. Şöyle sıcak çay getir içelim ya. Böyle içtirdi adama işte. On numara. Evet. Evet hocam. Hasta var mı? Getir. Tabii hocam, hemen. Mehmet! Mehmet! Sıradaki! Buraya bak. Oğlum, bana anlattığın gibi koca çekinmeden söyle. Nasıl söyleyeceğim? Lan anlattığın gibi işte. Hadi. Selamünaleyküm hocam. Merhaba. Aleykümselam hocam. Evet. Nedir şikayetiniz? Hocam kurtarın beni, benim her yerim ağrıyor, yanıyor hocam. Mesela neresi? Oğlum bana değil, hocaya, hocaya. Utanmadan söyle, şehri de. Evet, neresi? Üstünde de, üstünde. Üstünde doktor bey, üstü, en üst tepede. Ha, başınız ağrıyor yani. Yok, hocam, hayır. Yanlış. Sen karışma Osman. Ben hastayla konuşuyorum, karışma sen. Evet, ağrı tam nerede, bana gösterir misiniz? Ne yapıyorsun? Olacağı buydu hocam, beni karıştırmazsan al. Tamam, anladım ben. Siz geçin paranın oraya. Osman sen de eldivenlerini giy. Bakalım neyi varmış. Hocam, yine mi hocam? Yine mi ne ya? Sen benim asistanım değil misin? Hocam ben siz, ben hasta bakıcım. Benim görevim hastalara bakmak, tutmak değil. Anladım. Senin yerine başkasını alayım istiyorsun. Hocam işe ihtiyacım var biliyorsun, bel altı vuruyorsun. Hadi çabuk. Evet ben derim abi. Geç kardeşim geç. Kimlerin nerelerini gördük geç. Geç. Evet. Evet. İndir. Anladım. Allah canını almasın hocam. Ben bu manzarayı unutmak için neler yapıyorum bilip durur musun ya? Tamam. İki tane çocuğum var benim. Gelse görse benim ne diyecek? Ben nasıl açıklayacağım bunu? Tamam şey yap. Sağa doğru götür. Buyurun hocam. Evet biraz daha götür. Sağa bu kadar geliyor hocam. Anladım. Sola doğru götür. Tabii hocam buyurun. Tamam. Hocam isterseniz sola biraz daha payımız var. Yok, o kadar da gerek yok. Tamam, ben anladım. Giyinebiliriz. Giyinir. Şeyle donun ha. Evet, sana bir antibiyotik yazıyorum. Bir de merhem yazıyorum. Al hocam. Merheme kendim mi süreceğim yoksa arkadaş mı süreceğim? Oğlum Mehmet, bilerek mi yaptırın lan? Ben sürerim hocam. Sen sür, onu biraz yorduk bugün. Sen de Allah Allah, ben belki sen işin uzmanısın diye şey yaptım. Lan yürü git, terbiyesiz. Hocam ya, bunları gelin düşürdünüz beni. Gayreti dalga geçiyorlar benden ya. Tamam, bağırma hastaya. Ne yapıyorsun? Çok özür dilerim. Bir an kendimi kaybettim, sesim yükseldi. Tamam. Başka hasta var mı? Yok hocam, yok. Bayağı müsait ortam. Tamam, ben biraz içeri geçip dinleneceğim, tamam mı? Bak sakın benim hiçbir eşyama dokunmuyorsun. Tamam mı? Hiçbir eşyama dokunmuyorsun, rahatsız etmiyorsun beni. Hadi bakalım. Hadi. Çalımına sıçtım doktoru. Yorulmuşmuş. Saat 9 çeyrek geçiyor. 9'u geldin zaten. 15 dakikada niye yaptın da yoruldun? Artist. Sanki benim burada profesör ya.
Okumaya doyamamış, burada gelmiş artistlikler bilmem ne ya. Hayır benim her şeyim bitti ya. SSK'lı iş dedik, işe profesör olup çıkacağız ya. Ya ben eve gidiyorum, benim her şeyim kapanıyor arkadaş ya. Al bunu giymeyle doktor olunuyorsa al. İnadını giyeceğim ben, inadını giyeceğim. Anasını tak, bunu taktın, bunu taktın. Öyle dinleyelim, böyle dinleyelim. Kalbim atlıyor lan. Kalbim atlıyor lan. Allah canını almaz, bu yardım etmesin, burada öyle gidersin lan sen. Allah canını almaz senin. Stetoskopu kulağına takmazsak bunu duyamazsın tabii. O kadar geliyoruz gidiyoruz, bunu bile öğretmedi ya. Hayret bir şey arkadaş. Ah, böyle oturacağım. İçini geçsek. Lan bununla burada uyuyakalırsın bak. Osman. Ama lan 5 dakika kestiriyor ya, hadi izin verdim ya. Sonra çıkarırsın. Günaydın. Allah günaydın. Çok özür dilerim ya. Kusura bakmayın. Yok yok, siz kusura bakmayın. Ben uyandırdım sizi. Yok ya, vallahi gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. Yoksa ben burada böyle yatacak adam değilim yani. Biliyorum ya. Tek doktor olmak hiç kolay değil. Doktor? Hı, siz. Allah canını almasın. Şimdi bunun haberi olursa beni mahveder. Evet, doktor olmak hiç kolay değil. Şikayetiniz nedir? Şimdi doktor bey, bence benim sol tarafımda bir kitle var. Evet, evet. Aynı kitleden sağ tarafta da var. Gerçekten mi? Tabii canım. Siz gelir gelmez ben fark ettim. 2 tane kocaman kütleniz var. Hemen gözü çarpıyorum. O kadar mı ya? Tabii. Öyle. Siz şey yaptınız mı? Ne? Şeye girdiniz mi siz? Mamografi. Aynen. Onu girdiniz mi siz? Yok, o direkt buraya geldim. Heh, 2 tane kocaman kütleniz var, mamograma girmemişsiniz yani. Olacak şey mi? Siz şimdi mi mamograma gidin girin. Gireyim. Oradan çıkan sonuçla beni gelmeyin. Gelmeyin. Bir tane uzmana gidin. Tamam, çünkü benim uzmanlık alanım bu değil. Ya şöyle yapalım, bir muayene yapalım. Evet, hayır. Hayatımda bu kadar köklü bir değişime hazır değilim ben. Ben genelde başka şeyler tutuyorum. Bak, benim uzmanlık alanım başka. Ben başka şeylere bakıyorum. Tamam. O yüzden siz uzmanı olana gidin, buraya sakın gelmeyin. Tamam. Peki şey, burada mamografi öyle bir şey yok mu? Hanımefendi, burası sağlık ocağı ya. Biz çay ocağını daha yeni yaptırdık. Burada olur mu? Hemen gidin siz, hemen gidin. Peki, nerede bulurum? Ya gidin danışmayı sorun, onlar size yardımcı olur. Gidin gari, bak geç kalıyorsunuz. Hemen müdahale edin buna. Doktor bey, Allah razı olsun. Siz olmasanız geçiyorsun. Geçiyorsun. Hadi. Hocam karnım çok ağrıyor ya. Allah senin canını almasın. Kapıda mı bekliyordun lan? Vallahi kapıda bekliyordum. Neydim karnın ağrıyorsa? Beni ne? Siz bilmezseniz ben nereden bileceğim hocam? Çok kötü ağrıyor. Doğru söylüyorsun. Tamam. Ne zamandan beri ağrıyor? Vallahi sabahtan beri ağrıyor. Kaçta kalktın? 9'da. Ulan 9 diyorsun. 9 çeyrek geçiyor saat. 15 dakika karnı ağrımış. Hemen sabahtan beri ağrıyorum. Öğrenci mi sen? He, öğrenciyim. Okula gitmeyeceksin tabii. Değil mi? Girdim ben de. Başka şikayet var mı? Bir de sürekli tuvalete gidiyorum. Tamam, senin ister başlangıcı. Hadi git. Nasıl ya? Testi koydum işte ya. İsterim oğlum, öyle gel. İlaç falan vermeyeceğim mi? Oğlum, sen ister başlama ilacı diye bir şey duydun mu? Yok. Çünkü yok. Nezle başlama ilacı, grip başlama ilacı. Yok öyle bir şey. İsterim olacaksın, geleceksin, ben seni müdahale edeceğim. Ben gideyim o zaman, bir yaş taşı oturup geleyim. Aynen, mantıklı. Hadi. Arkadaş, nereden girdik şu önlüğü bunu? Geliyor. Ne oluyor? Geliyor doktor bey, doğru. En yakın sağlık kuruluşuna gidik. Biz de öyle yaptık zaten beyefendi. Doğru. Sen nesi oluyorsun? Babasıyım. Babası mı? Çocuğun babası. Ha, sen nesisin? Ben şoförüyüm efendim. Şoförsün, tamam. Allah kahretmesin. Suyu gelecek. Ben bir de leğen getiren buraları temizleyeyim. Durun doktor bey, nereye gidiyorsunuz ya? Doğru, ben gidemem be mi? Sen şoförü dinle mi? Git, leğen gibi bir şey. Kalk gel. Koş. Tamam, panik yok. Doktor bey, müdahale edin. Ne zamandan beri böyle? 10-15 dakika oluyor. Ya 15 dakikada bu kadar şişmez. Sancı 15 dakika oldu. Şişeli 9. O zaman kaç, 7 mi? Kaç? Neyse, erken mi? Erken. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ya doğruyum zaten. Leğen yok. Leğen mi yok? Ona benzer bir şey bul bunu. Dolaştı gel. Sakın bağırma. Bak şimdi böyle. İçinde bir kütle var. Bunu dışarı atacaksın. Onun için. Ondan sonra hop dışarı. Kalk. Ya hocam bez yok.
ya. Bez böyle mi yapılır ya bu? Adamın yüzüne ne? Su koyacak bir şey bul gel sen. Git, git. Sen desteğe git. Galeye geç, galeye geç. Ya buraya geç. Çocuğu tutacaksın. Heh, heh. Şimdi kızım bak, ben destekliyim. Ben destekliyim. Hocam bunu buldum. Tamam, ve onu destek yapsın. Al bunu destek. Gel sen bir yere gitme. Gel bu desteği geçiyorum. Şimdi, anlattığım gibi hazırsın. Motresin. Basa. Şuna bak. Vay. Vay arkadaş ya. Ne doğum yaptırdım ya. Gordonu kopuk geldi ha. Maşallah. Bak. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu kadar kısıtlı imkanlarda çocuğum sağ salim doğdu. Ne demek? Dileyin benden ne dilerseniz. Yok canım ya. Ne dileyeceğim? Benim görevim zaten. Ben bir şey isterim yalnız. Bu anı ölümsüzleştiren. Tabii. Bir telefonla fotoğraf çek bakayım. Telefon bulayım geleyim mi? Sen bir şey bulmaya gitme. Al benimki. Al benimki de. Tamam. Hadi bakalım. Hep birlikte. Peynir. Çektim. Ha, çok sağ olasın. Hadi Allah analı babalı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben il sağlık müdürü Yaşar Çam. Dileyin benden ne dilersiniz. Vallahi mi? Evet. Hocam, sizi şöyle alabilir miyim? şimdi hocam, bizim burada bir çalışanımız var. Osman Çınar. Çınar. Evet, Osman Çınar. Kendisini çok yorduk. Ben tek başıma çalıştığım için, asistanım da olmadığı için onu çok yorduk. Çok iyi bir adam. Ona bir yıllık izin verelim. Bir kafasını dinlesin gelsin. Hiç merak etmeyin. Kesinlikle yapacağım. İsim neydi? Osman Çınar. Behlül'cüm not alır mısın? Hah. Osman Çınar, evet. Ama kendiniz için benden bir şey istiyor. Kendim için? Hocam, bana bir tane asistan. Benim bir asistanım olsun, tabii, o Osman'ı yormayalım. Tabii. İlgileneceğim hocam. Gerçekten tabii. Çok teşekkür ediyorum. Bir de sağlık ocağımız için bir kontrol ederseniz ne ihtiyacımız tamam, varsa. Ama uzattın yani. Bir ama şimdi bulunca her zaman göremiyoruz ya. Tabii. Hadi o zaman. Siz bir... Biz başka bir hastaneye gidelim. Tabii hocam. Ya hemen gitmeseydiniz, bir ateşinizi ölçseydim. Gel. Ha? Yok yok, çok sağ olun hocam. Bir tansiyonumuzu ölçeyim. Çok sağ olun. Ya iki tane ağrı kesici verin, yolda giderken. Yolda giderken sensiniz ya. Adam mı? Deli midir nedir ya? Vay arkadaş. Allah'ları kahretmesin bu. Bu neydi ya bu? Osman. Ne oldu? O gürültü neydi ya? Kavga mı çıktı? Hasta mı geldi? Ne oldu? Ya hocam, sizi gördüğüme, şimdi gördüğüme bu kadar sevineceğim hiç aklıma gelmezdi. Zira 5 dakika önce görsem tanımayabilirdim yani. Allah Allah. Ha? Ne oldu? Ne diyorsun sen? Anlamıyorum. Hocam, ne ben söyleyeyim, ne siz dinleyin. Burada bir olaylar, bir şeyler, bir hesapla ben özellikle uyandırmadım. Hiç uğraşmayın diye. Ve bir şeye karar verdim hocam. Neymiş o? Benim bundan sonra motivasyonum sizin enerjinizi hep yüksek tutmak. Allah Allah. Vallahi hocam ya, ben size haksızlık ediyorum ya. Bana mı? He. İki tane çay koyayım, beraber sohbet edelim mi? Hadi koy be bakalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Uzman ben değilim. ÇGH diyenler. Zil diye düşünen var mı? Hakikat mı? Bak sonra DM'den bana yürüyorlar. Eskiden bu kadar zil çalmıyordun. Ne oldu? Zilde bir bolluk var diye. Zil mi diyorsunuz yani? Hayır, ÇGH diyenler. Ne oldu? Demin bir fırtına kopuyordu. Ha, zil ÇGH'yi de kapsadığı için mi öyle oluyor? Çal zili Yasin. Çal oğlum. Yasin'e bir kere bir alkış gerçekten. Ciddi performans. Neden tereddüt ettiğimi söyleyeyim. Bir kere tam bir vodvil temposunda, özellikle de senin performansınla birlikte, tam bir vodvil performansında tıkır tıkır, hatta tıkır 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 oynandı. Son her şeydir. Yani sanat eserlerinde ilk 5 dakikanın dakikası 1 liraysa son dakikalar 100 liradır. Bir fıkrayı yarım saat dinlediniz. Son laf eğer sizi güldürmüyorsa, şimdi bu sonunu niye sarktı bu? Biz tiyatroda bunu sarktı diyorsun. Niye öyle oldu? Hocam tam içime sinmedi, ne içim bilemedim yani. Hala şive çocukla devam ediyor. Zil oldu bu yani. Bu finale rağmen.
arası çok iyiydi ama. Yani vodvil kısmı çok iyiydi. O yüzden seyircimizden kararı, yani bu zil kararını ben değil, buradaki sevgili seyircimiz veriyor. Yani sosyal medyadan bana kırlık yapanlara duyurulur. Çok güzel hareketler devam ediyor. Efendim, hayatım boyunca hep kendime ait bir odam olsun istedim. Ama hiçbir zaman olmadı. Ablam... Sabahta otobüsle gelmişti, hatırlarsınız. Ama bu doğrudur herhalde, bizim de olmadı. Biz üç kardeş bir odada. Gözde ile beraber yazdık. İyi geceler abla geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Nasıl olmuşum? Allah'ım, inanamıyorum şu an ya. Çok güzelim değil mi? Vallahi ağlayacağım ya. Ya çok iyiyim değil mi? Damat düşüp bayılacak. Ya beni görünce değil mi? Hayır. 5.000 lira verdiği gelinliğin böyle rezil olduğunu görünce. Ya bir gelinlik bir insana bu kadar mı yakışmaz be? Ya sen kendi göbeğine bak bir damacana. Vur, vur. Buralarıma da vur. Vur. Bugün bunlar son vuruşlarım. Vur. Gidiyorsun kızım, kurtuluyorum senden ya. Artık kendime ait odam olacak kızım. Kendime ait odam. Çıkacağım Muranza'nın üstüne, zıplayacağım da zıplayacağım. Zıplayacağım da zıplayacağım. İlk zıplamada aşağı geri döneceksin zaten gerizekalı. Bari attır şu yatağı da kendine yeni bir yatak aldır. Dara, Dara, ama önce bu geceyi bir atlatalım. Ne olacakmış bu gece? Yarın çok önemli kızım. Yarın, bu gece değil, yarın çok önemli. Yarın ne olacakmış? Yarın adam seni ilk defa makyajsız görecek. Oğlum sen bildiğin dolandırıcısın lan, nitelikli dolandırıcısın ya. Vallahi içeri alınırsın bak, yemin ediyorum. Şu anda da alınıyorum ama. Alınırsın işte, onu diyorum bak. O zaman ben de geri gelirim, bir daha hiç gitmem. Nasıl geri bir daha gitme? Gitme. Öyle bir şey yok. Geçeceksin acayip o işi. Öyle bir şey yok. Hayır, bizde giden bir daha geri gelmez, öyle bir şey yok. O niyeymiş ya? Törelerimiz böyle söylüyor. Bir kız kişisi eğer gerdeğe girerse bir daha asla geri gelmez, buna da gerdel denir. Böyle kardeşe de gerzek denir. Çok özlersin ama beni. Seni mi özleyeceğim? Evet. Ya neden seni özleyeceğim kızım? Ben yıllardır bunun hayalini kuruyorum. Kendime ait odam olacak. Şunlara bak. Bu ne lan? Ne var ya? İyi, pembe pembe. Ya, Allah'ım. Ya var ya, sana da odama da gerizekalı. Odama, odama. Odam diyor bak, benim odam. Evet, damasın bile. Odam. Buyurun. Evet, Selçuk Bey. Merhabalar. Hayırdır? Kız almaya geldik. Ya sen kimsin benim kızımı alıyorsun? Ne yapıyorsun Selçuk Bey? Yapmayın. Selçuk Bey, Selçuk Bey. Kaçın. Selçuk Bey. Ne? Sen kimsin lan benim kızımı alacaksın? Selçuk Bey acıyor ama. Çocuğum. Senin çocuğunu da... Dinler! Ne yapıyorsun? Gelmeyen misafirleri kovuyorum Nurten. Kimi? Nurten. Ha? Ben vaz mı geçsek acaba ya? Ben yapamayacağım galiba ya. Selçuk, olur mu öyle şey? Sen beni almaya geldiğinde benim babam vazgeçseydi nasıl olurdu bir düşün. Güzel olurdu. Efendim canım. O günü düşününce yani. Şu an öyle bir şey düşünmüyorum da. Sen bu kızını kaybettiğin gün beni de kaybetmek istiyorsun galiba. Ya Nurten, senin babanın vardı 4 tane kızı. Adam kahvede böyle kara kara düşünüyordu. Nasıl azaltırım bunları, nasıl azaltırım? Ben de dedim ki amca hayırdır dedim, 4 tane kızım var dedi. Dedim ver biri bana. Rahatla dedim. Öyle aldım ama benim öyle mi? 1 tane kızım var, o da gidiyor. İçinde bir sızı, bir hüzün yok. Tut o hüznü içinde sen. Tuttum. Tut, sıkıştır. Sıkıştırdım. Sokuştur bir yerlerine. Yapma öyle ya. Heh, sokuştur. Akşam düğünden geldikten sonra evde bırakırsın. Ya o kız 28 yaşında. Ben onun yaşındayken 2 tane çocuğum vardı. Allah bağışlasın. Ne kadar ortak yönümüz varmış. Benim de 2 tane var, biliyor musun? Lan biri de gidiyor. Ah, bize kalana bak. Bu gitsin. Bu gitsin, o kalsın. Ya anne, babam yine laf mı sokuyor bana ya? Şaşırmıyorsun herhalde artık oğlum. Yok, şaşırmıyorum ama beni bugün kimse üzemez. Babam bile üzemez ha. Sen... Sen kardeşinin gidişine seviniyor musun lan? Yok canım. Baba, sana da şaka yapılmıyor ya. Bak. Ah benim. Ben sabahtan beri ağlıyorum baba. Oh.
Vallahi misafirler anlamasın diye buzlu suya sokuyorum kafamı. Baba yüzüm gözüm şişerli. Hayır yapamayacağım. Çok mutluyum ya. Vallahi o kadar mutluyum ki. Yemin ediyorum o kadar mutluyum. Kendime ait bir odam olacak. O kadar mutluyum. Allah'tan ev benim ha. Vallahi. Allah. Oğlum vallahi bir depersem topkapıları gidi gezi verirsin ha. Ne? Vallahi bir depersem topkapıları gidi gezi verirsin. Anlamadım ki. Oğlum top... Vallahi var sende. Vallahi var. Tamam. Topkapıyı biliyorsun Zeytinburnu'ndan iki taraf önce. Topkapı biliyorum da... Şey abi, gidi gezin ne? Gidi gezi. Lan benimle dalga mı geçiyorsun sen? He? Benimle dalga mı geçiyorsun? Sakin ol. He? Anlıyorum seni, kızın gidiyor ama en hayırlı evladın kalıyor baba. Hayırlı evladın burada. Hayırlı olma lan bana. Bana hayır deme lan artık. Bana evet de ki. Hıncımız sen. Bak benim içim kana alıyor burada. Yapma ne olur. Bak hayır kana... bak ama kızı da üzeceksin böyle. Sen niye bu kadar böyle dert ettin? Bunu alt üstü kızımız evleniyor. Biraz evet. Güçlü ol canım. Güçlü. Babasın sen. Baba. Biraz metanetli ol. Tamam. Lütfen böyle tamam. Olmaz ama. Ülkem ne konuştun ya? Çok güzel kız, çok güzel lan. Gidiyor da. Çok güzel Allah aşkına. Hadi. Ağlandı. Evet. Yok, zerre duygulanmadım ben ya. Ya tamam, ağlamayın ya. Beni de ağlatacaksınız makyajım bozunca. Sakın, sakın. Abla sakın, ağlamak yok. Abla, ha ha. Ne yapıyorsun oğlum? Anne, yemin damat bunu makyajsız görmedi. Bak, verelim ondan sonra görsün. Ya. İade talebi oluştururlar falan. Geldiler. Aa, vallahi geldiler. Geldiler. Sorma üflendi kıyamet mi koptu ya Rabbim? Nurten ben daha hazır değilim. Müziğe mi? Bence de hazır değilsin. Kalk. Kalk oğlum hadi. Ben kapı istiyorum. Ben de. Bana bak çok hevesli olma da az para vermesinler. Bana bırak. Kapı açılmıyor ya. Allah Allah, görüyor musun kapı? Aa, bu kadar açılıverdi. Safa, Safa. Bu kadar. Açılmıyor mu? He he, dur. 200 mü? Aa. Vallahi çalar çalar gider açmam. Oğlum yeter. Yemin ediyorum açmam. Dur. Yetmez. Ayıp. Bir dakika. Oğlum aç artık yeter. Geliyor, ayıp. Geliyor, kaynak orada geliyor. Allah bekle. Allah'ım. Ay, ayıp dur. Oldu ya kadının. He. Bence mesaj gayet açık. Ya aç. Tamam aç artık şu kapıyı. Ana bu benim donum. Balkondan düşmüş herhalde. Donuma kadar aldım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay maşallah kızımız ne kadar güzel olmuş. Anne yediler, yediler. Efendim, güzelliğinin sizle alakası yok. Kendisi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gelinlikle dolaşır. Sen çık tamam. Öpeyim. Nereye öpüyorsun? Kimi öpüyorsun lan sen? Elinizi efendim. Heh, al. Kızım sen. Öpenlerin çok olsun. Öpeyim babacığım. Öp kızım. Bana diyor. Bana diyor Selçuk Bey. Ne münasebet ya? Selçuk tabii babası artık o da. Babası mı? Tabii. Babam mısın sen? Babası. Babam. Lan sen bana onu deme ya. Ben de hazır değilim buna. Selçuk Bey biraz gergin galiba. Yok canım, latife ediyor değil mi? Heyecanlı biraz. Yavaştan çıkalım isterseniz. Sen çık, git. Tek başına gidebilirsin. Şey yapalım, sandığı alın siz. Ben hadi. Şey yapalım. Hadi oğlum. Sandığı. Sandığı alın siz. Ay ne gerek vardı? Ne gerek vardı buna? Biz kızımızın her şeyini hazır etmiştik. Olur mu canım? Ne demek ne gerek var? Zaten çok da bir şey alamadık efendim. 10 tane havlu, işte 5 tane nevresim takımı aldık. Efendime söyleyeyim, 8 tane banyo lifi, 2 tane seccade, 6 çift terlik, 2 çift bornoz, 3 tane gecelik saten, puantiyeli, penyeli, pamuklu. Hepsi KDV dahil 7.320 lira tuttu. Maşallah. Maşallah, maşallah. Sandık görevlisi gibi hepsini tek tek saymışsınız. Saydım. Hepsini saydım. Ya Allah, anne ya. Babam sandığın üstüne oturdu kalkmıyor ya. Hallederiz, hallederiz. 400 yeter mi? Yani bir deneyelim. Ne yapıyorsun? Ne demek? Efendim ben hemen bir içeri bakıp geliyorum. Sizi hemen bekleteceğim ben sizi. Selçuk ne yapıyorsun? Nurten. Ceviz ha bu. He?
açılmıyor diye. Sen çok haklısın. Vallahi rezil ediyorsun insanları bize. Hadi. Ya kusura bakmayın. Babam hiç böyle şeyler yapmazdı. Tabii canım. Ben de öyle. Boş zamanlarımda hiç sandığa oturmam mesela. Faruk. Hadi, hadi bak. Sen çok bindin. Biraz da kalk, kardeş binsin. Kalkmayacağım. Kalkmıyorum. Safa kaldır babanı. Hani hayatımı bir baksan ya. Vallahi göreceklerimden korkuyorum desem. He. Evladım bir yardım et. Buraya kadar da taşıdınız. Tuttum, tuttum. Evladım, yıktınız. Tuttum. Sen ne yapıyorsun? Çocuk iyice delirdi. Bana da para veriyor. Olur mu canım öyle şey? Allah Allah. Kusura bakmayın ya. Öyle gittim, sandığa oturdum. Sabahtan beri de türlü türlü haller içerisindeyim. Size de adam akıllı bir hoş geldiniz de diyemedim. Yani içimde size karşı zerre mahcubiyet yok ha. Vallahi yok. Ben istemiyorum ya. Selçuk Bey, ben sizi çok iyi anlıyorum. Şimdi siz kız babasısınız. Değil mi? Kız babası olmak birazcık gerginlik verebilir size. Yani bu yaşa kadar büyüttünüz, bugünlere getirdiniz. Ondan sonra adamın biri gelecek evinizden kızı alacak. Gidin böyle saçmalık olur mu ya? Ne yapıyorsun Faruk? Empati kuruyorum muhalle. Kurma Faruk. Siz verdiniz mi daha önce efendim kız? Yok, ben hep aldım. Dört tane oğlum var benim. Dört oğlumdan sekiz tane torunum var. Onlar da erkek. Hep alıyorum. Galiba ben hep alacağım ya. Ama bu gelinimle birlikte dördüncü kızım olacak. Hiç merak etmeyin. Gözümüz gibi bakacağız efendim. Tabii tabii, aynen babacığım. Bana uslupla konuşma ha sen. Tamam Selçuk. Kendi babama dedim ben. Evet. Değil mi baba? Evet, doğru. Biz kendi ailemizle, kendi aramızda bir konuşabilir miyiz burada? O zaman biz de kendi ailemizle aşağıda bir konuşuruz. Tamam. Ulan dünürün de delisine denk geldim ya. Tamam. Sandığı ben al... Ya da siz indirirsiniz. 400 yeter mi? Ya saçmalama artık. Hadi. Ha tamam. İyi, bunu da buraya koyuyorum. Tamam. Denemek. Hepsini öğrendim. Aferin oğlum. Hadi geliyoruz biz. Gel kızım. Canım kızım benim. Gözümün nuru. Bu evden gideceksin ya sen. Bir dakika, oğlum sen öyle yapınca ben duygusal bir şey gidiyormuş gibi oluyorum ya. Çal çal Safa, devam et çal. Bu evden gideceksin ya sen. Gitme. İstersen burada kalabilirsin. Yani bize okey. Ya biz senin gitmeni istemiyoruz. Tamam lan. Selçuk yapma bak, kızı da üzüyorsun. Hepimizi üzüyorsun ha. Ya tamam ya, gidiyorum diye bir daha hiç gelmeyecek değilim ya. Aa yok, eskisi gibi olmaz ama. Eskisi gibi olmaz. Sen şimdi artık el kızısın değil mi ana? Oo, bak abi, tamam, tamam. Vurma, vurma çocuğa. Vurma, vurma. Niye vuruyorsun tamam, çocuğa? Tamam Selçuk. İnşallah sen bu evden gidersin. Tamam. İnşallah. Hem de evlenmeden. Ha öyle. Kızım hadi. Allah'a emanet ol. Tamam hadi hadi. Ama hadi. Makyajlar akacak hep. Hadi. Gittik insanları aşağıda. Lan ne düğündü ya? Vallahi ne düğündü ya? Lan yemin ediyorum dört tane daha kızım olsa hepsini evlendiririm. Düğün harikaydı ya. Vallahi ay, harikaydı. Ben de oyna oyna ne kurt varmış bende be Selçuk. Gördüm. Ama bak şimdi yalan olmasın. İlk dansta bir gözüm doldu. Ya ben seni öyle görünce dayanamadım. Ben de ağlayayım dedim ama sabahtan beri ağlamışım ya. Parmağıma gözümü sokuyorum. Yine de gözü açtı. Bu benim kınalı kızım. Selçuk ne diyeceğim? Heh. Acaba şimdi ne yapıyorlardı? Haydi yatalım madem. Evet yatalım. Herkes odasına gitsin. Evet. Niye? Çünkü herkesin odası var bu evde artık. Herkesin kendi odası var. Siz tamam. De kendi odanıza gidin yatın. Tamam. Ben hadi, ne tamam. Yapacağım? Odama gideceğim. Evet. Tamam. Hadi Allah rahatlık versin. Haydi. Allah. Güzel. Heh. Bebek olur mu dersin? Ne dersin? Daha yeni evlendiler Selçuk. Onu demiyorum ya bizi. Selçuk! Abla be, şu ışığı söndürsene. İyi geceler abla.
Dur. Bir saniye. Otur, yat. Bence ceketi çıkar zaten gelince hemen. Arkanı dön bize. Yok. Yani yan yat. Yan yatarken ışığı söyle. Çok erken söyledin ışık lafını. Bu kadar çabuk unutamazsın bu durumu, anladın mı? Zamana yedir bu finali yani. Gel. Çok sarkmasın diye yaptım. Sarksın, bir şey olmaz. O zaman baştan geliyor bu cim. Baştan gel. Kapıdan girişin ne? Siz de o sırada ne yaptıysanız aynısını yapacaksınız ha, sayın seyirci. Evet, çıktılar onlar. Abla şu ışığı söndürsene bir be. İlhan bir müzik ver İlhan, çabuk bir müzik ver İlhan. O değil İlhan, o değil. O değil. Evet bu. Diyenler. Zil diyen seyircimiz var mı? Sürçülisan ettiysek affeden var mı? Çal zilmiş. Seyircinin kararı zil. Çal. Çal zilleri. Kız babalarını göreyim. Kızı evlenmemiş olanları göreyim. Heh, bu sizin hikayeniz işte. Ya... Hoş mu ya? Yani kaç yaşındasın ki? Deme daha çok var. Bizimki de dün 5 yaşındaydı. Şimdi 25. Güzel. Hep konuştuğumuz şey hayatın içinden meseleleri. Yani ben skeçleri değerlendirirken derdine bakarım ya. Yani bunun ne derdi var bu çocukların? Bazen böyle çok fazla hafif meseleler olunca kızıyorum yani. Daha büyük dertleri daha güzel anlatmamız lazım. Bir eserin derdi ne kadar güzelse kendisi de o kadar iyi olur. Kim yazmıştı bu Atakan'la biz... Eseri? He? Atakan'la ben yazdım hocam. Yok, yapamazlar. İkisi yapamazlar. Onlar değil. Aferin Gözde. Gözde'ye bir alkış. Ben de bence burada Cihan da çok başarılıydı bu skeçte. Safa da, diğer arkadaşlar da. Bazen evliya ile ilgili çok şaka yapıyoruz. Kendisi de yazarken şaka yapıyor ama damat olarak da jilet oldum burada. İstediğinde yakışıklı da olabilen bir kardeşimiz. İşte komedyen buna denir. Sizi tanıyabilir miyiz hanımefendi? İsminiz nedir? Hasibe. Soyadınız? Koçkaya. Sahnedeki herhangi birini tanıyor musunuz? Yakınlık bir akrabanız var mı? Hepsini tanıyorum. Ama birinin annesisiniz diye biliyorum. Evliya. Başka velisi gelen var mı? Güzeldi, zili çaldırdı skeç. Zaten de çok beğendiğim bir skeç. Aferin çocuklar. Çok güzel hareketler devam ediyor.
Buyur Cihan'cığım, sahne senin. Teşekkür ederim. O gül yüzünle, o güler yüzünle evlerimize şenlik vergisin be. 3+1 üniversite diye bir skeç gelecek şimdi, altyapının hazırladığı. Birsel ve Murat yazdı. Ben bununla ilgili bir anımı anlatacağım size. Ben Balıkesir Üniversitesi'nde okudum. Bilgisayarlı muhasebe bölümünü okudum ben, 2 yıllık. Ben bir disiplin cezası aldım. Alacağım daha doğrusu. Bir şey soracağım, bu bölümü bilmediğim için söylüyorum. Bölümün adı bilgisayarlı muhasebe. Ve vergi uygulaması. Bilgisayarsız muhasebe var mı artık? O zamanlar bilgisayar yeni gelmiş, bölüme öğrenci gelsin diye bilgisayarlı diyorlar. Ha. Yoksa kağıt kalemli ekonomi falan diye bir bölüm? Zannetmiyorum. 2001 hocam, 2000-2001 zaman. He, bu evet. Disiplin cezası alacağım, bana dediler ki ailen de gelmesi gerekli. Bu cezayı onların da onaması gerekli falan. Ben de ev arkadaşım Kuşadası'nda oturuyordu. Oradan bir aile buldum ben. Gelir misiniz dedim. Hani çünkü anne babama söyleyemezdim. Okula daha yeni başlamışım. Uzaklaştırma alacağım. Döverdi yani. Babam acayip döverdi beni diye. Korktum. Sahte bir aile ayarladık biz. Para da verdim ben. Para gönderdim. Öyle geldiler. Burhaniye'ye geldiler. Orada bir kafede 3 saat falan ezber yaptık. Benim hani babam olduğu işte, şu işi yaptığı, şurada çalıştığı, şuraya gittiği falan. Anneme yine aynı şekilde falan. Müdürün yanına gideceğimiz zaman dedim, abi hani bunları söylersin. Ben hani korkuyorum dedim, umarım uzakla. Adam da dedi ki, sen bana bırak dedi. Ben halledeceğim dedi, onu merak etme dedi. Tamam dedim ben de. Biz oturduk müdürün odasında. Ben de duruyorum hocam böyle. Adam unuttu ne diyeceğini. Müdürün sorduğu soruları unutunca, her unuttuğunda geldi beni dövdü. Beni ayarladığım kişi geldi, bana tokat attı falan. Ben de böyle kaldım. Ben babam beni dövmesin diye onları çağırmıştım. Beni o kadar çok dövdü ki ben babamı aradım yani. Onların yanında babamı aradım. Baba lütfen geldi. Yine de aldım bu arada uzaklaştırma. O zamanlar sahte aile vardı. Şimdi sahte üniversiteler olduğunu düşünüyoruz. 3+1 üniversite geliyor. Birsel ve Murat yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şuraya harcadığın emeğin yarısını derslerine harcasan zaten normal bir üniversiteye girmiştin şu anda. Ya aşkım, ne deseydim annemlere, ben kazanamadım mı deseydim? Ya zaten 6 senedir kazanamıyorsun. İlk 5'inde ne dediysem bu zamanda onu söyleseydin işte. Ya aşkım, mis gibi dümenden üniversite kurmuşum ama şey yaptın ama. Ya annen baban yer mi buranın üniversite olduğunu ya? Ya yer tabii ya, artık üniversiteler ne yapıyor, apartmanlar yapılmıyor mu? Moda bu ya, moda ya. Ya komşunun ziline bastık da otomatla kapıyı açtılar. Böyle üniversite mi olur? Böyle mi girilir üniversiteye? Böyle girilmez mi? Tamam. Babam da en fazla Mert kadar anlıyor işte üniversiteden. Bu kadar basit. Bu kadar da değildir ya. Ya. Adam bir üniversite görmüştür hayatında. Ya bu da var ya, konuşuyor sanki sanırsın yıllardır üniversite okuyor. E okuyor. Okuyor da sanki sanırsın tıp okuyor. Tıp okuyor. Tıp okuyor da sanki sanırsın doktor olacak. E oğlum doktor olacak ya. Doktor olacak da sanki hemen seçilecek iş bulacak. Seçilecek sağlık ocakları falan. Sanki parası iyi. Yeter! Manyak mısınız siz? Neyin tartışmasını veriyorsunuz? Hadi tamam, süper üniversite kurduk, her şeyi hazırladık. Annem baban sormayacak mı? Buranın bir rektörü, bir şey yok mu diye. Var. Kim? Dayım. Dayın rektör mü? Yo, emlakçı. Ama her şeyden anlıyor bak. İnşaat, ticaret, pazarlama, bunların hepsine hakim. Uzay, uzay? Uzay yok, yok uzay. Oğlum ben annemlere dedim ki uzay mühendisliğini kazandım. Uzay mühendisliği mi okuyacağım dedin bu üniversitede? Aşkım okuyan nerede okuyor? Uzayda mı okuyor? Üniversitede okuyor işte dedin. Haklı. Ha? Saçmalamayın Allah aşkına, saçmalamayın. Olmaz öyle şey ya. Olmasın ya. Olur olur ya. Ha? Ne yapıyorsunuz lan yalan rüzgarlar? Dayı hoş geldin. Arkadaşlar işte karşınızda rektörümüz. Hoş geldin. Önüne ilk lan. Hoş geldiniz rektörüm. Hoş geldiniz dayıcım. Ya dayı, emlakçı olduğunuzu annemler anlamaz değil mi? Anlamazlar oğlum. Çok iyi çalıştın lan rolüme. Gördün mü işte ya. Eyvallah dayı, cansın ya. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. İsim neydi dayım? Hayri Menkul. Kesin anlamazlar ya değil mi? Anlamazlar. Adam emlakçı olarak doğmuş. Dünyaya böyle gelmiş adam. Ya abi ne alakası var? Anlamayacaklar ya. Anlamazlar. Ya, nereye anlamayacaklar? Adam üniversiteye anahtarla girdi. Ya tamam, merak etmeyin ya. Halledeceğiz. Dayı, uzayla ilgili bir şey sorduklarında ne demeyi düşünüyorsun? Uzay mı? Dayı, ben uzay mühendisliği tutturdum. Mert bana işletme tutturdu dedi. Ne anlatacağım oğlum be? Kalk karşılık gezegen mi anlatacağım? Ya dayı, bizimkiler de astronot diye anlat uzay muzay işte.
Aha! Geldiler! Aha. Vallahi geldiler lan! Sakin. Geldiler ha! Geç, geç! Geç! Geldiler! Aha, geldi. Sakin olun tamam mı? Sakin olun, geldiler! Sakin olun. Dudul Üniversitesi'ne hoş geldiniz. For English Press Now. Aç kapıyı. Selamun aleyküm. Selam baba. Oy benim aslan oğlum üniversitemi kazanmış. Kazandım. Oy babası gurur duy bakayım oğlunla. Ya önce bir apartmana girince böyle pek bir inanamadım ama. Aferin lan Tilki. Üniversiteler artık böyle. Böyle amca böyle yani. Pelin kızım senin okulunda böyle mi? Yok ya ne alakası var? Nasıl? Dubleks bizimki iki katlı üniversite. Baba şey... Efendim hoş geldiniz. Şöyle buyurun oturun hele. Oturun. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ben Profesör Doktor Hayri Menkul. Aa, doktor musunuz? Olmamam lazım ama doktor muyum? Doktoradan bahsediyor hocam. Doktora. hocam bizim oğlanın durumu nasıl? Bu çocuk okumaz. Neden? Yani zeki ama çalışamıyor tarzında bir şey mi? Yok. Çalışıyor ama zeki değil. Hayır. Kafası almıyor yani. Tır, boş. pardon ama sonuçta üniversiteyi kazanmış, sınavı geçmiş. Bizimle beraber yani üniversitemizde. Hocam, burası acaba yeni mi üniversite? Tabii, yeni bir üniversite. Burası sıfır bina zaten. 120 metre kare kombili. 120 metre kombili yerler laminant. Metrobüsü 15 dakika. Nasıl 15 dakika? Bildiğimiz 15 dakika baba. Kapalı otoparkımız da var aynı zamanda. Biz yola park ettik. Kapalı? Kapalı yüzme havuzumuz da var. Görebiliyoruz mu bir şey? Kapalı dedi ya baba. Çok hocam, bölüme bir dönsek siz bölümü anlatsanız. Bölüm mü? Şimdi bölüm uzayla alakalı. Uzay bildiğimiz gibi gezegen var, dünya var. İşte türlü çeşit uzaylılar var. Hocam uzaylılar Esed'den var mı? Var tabii amca. Biz de zaten uzaylıyız. Uzay. Nasıl hepimiz uzaylı mıyız? Enişten de uzaylı mı lan? Baş uzaylı o baba. Yok ya, Cavit uzaylı falan değildir o. Aa öyle ya. Kim var? Merhaba. Wow, çok iyiymiş ha. Bunlar nereden çıktı lan? Buyurun arkadaşlar. Biz okula kaydı olacaktık. Kayıt? Ne kaydı? Oğlum onlar da senin gibi öğrenciler işte. Kayda gelmişler ya. Nereden öğrendiniz okulu? Sosyal medyadan. Nasıl? Ya ben onu ben şey yaptım. Gerçekçi olsun diye. Dudullu Üniversitesi diye hesap açtım. For future for us. O İngilizcesini yazdım onu doğru yazdım. Ben Kerem, dolandırıcılık oluyor bu yalnız. Hocam, arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz yeni kayıt yapıyoruz. Meşgulüz. Biraz dışarıda bekleyin sonra biz hallederiz. Buyurun. Yok hocam olur mu öyle şey ya? Arkadaşların eğitim hayatına biz mani olmayalım. Sonra da şey yaparız yani. Öyle mi diyorsunuz? İyi. Sizin ne vardı? Ben bölümler hakkında bilgi alabilir miyim? Sen ne istiyorsun tam olarak? Tıp kaç lira? Tıp. Tıp. 60.000 lira. 60 çok abi, 60 yok. Bir şeyler yap, ayağımız alışsın. İşletme vereyim 20.000'e. 20. Tamam, olur. İşletme alırım. Tamam, hadi sen geç içeri, kaydını yaptırsınlar tamam, sen. Kaydını mı yaptırsınlar? Öğrenci işleri yaptırsın. Öğrenci işleri kim? Aşkım, sen bu kayıt mayıt işlerini anlıyor musun? Alakam yok. Böyle harç març. Öyle az buçuk. Tamam işte, onlar da anlamıyor. Sen öğrenci işlerisin. Tamam, buyurun ben sizin kaydınızı yapayım. Hadi, buyurun. Hocam tıp istiyordu bu çocuk. Ya herkes tıp istiyor ya. Herkes tıp istiyor. Herkes okuyamaz ama. Doğru. Buyurun, sizin ne vardı? Merhaba, ben üniversite kulübüne kaydolacağım da. Ne kulübü? Gece kulübü. Ya geç kardeşim ya. Geç içeri, kaydını yapsınlar. İçeri, buyurun. Güzel, damsız da alıyorlar ya. Yaser, ben reklamcılık okumak istiyorum da. Kaç puan alıyorsunuz acaba? Sende kaç puan var? Vallahi 250. Olur, olur. Kurtarır ya. Senden de kazanmayalım yani. Geç içeri. Reklam abi çok tatlı ya. Hocam, yanlış anlamazsanız bir şey soracağım. Buyurun. Bize kaç lira kaçar? Depozito, komisyon da ayrı 30.000 lira kaçar. Depozito mu? Burslu ya. Bursluyuz biz. Yüzde kaç? %200. Abi. Üstün öğrenci. Üstün başarı bursu verdik biz arkadaşımıza. Üstün başarı bursu. Neden? Bu çocuk 6 yıl sınava girmiş. Bu üstün bir başarı değildir de nedir? Vallahi hocam bir yanlış olmasın. Yok. Hem üstün hem başarılı bu benim çocuğum olamaz. Saçmalamayın. Saçmalamayın. Bu çocuk
büyük azmetmiş. Ve bu okula girmiş. 6 yıldır sınava giriyor bu çocuk. Büyük bir başarısı var bunun. Hadi bakalım o zaman hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun be. İyi hocam, eti sizin olsun, kemiği de bizim. Sağ ol babam be. Hadi bakalım. Sağ ol, hadi buyurun. Hadi görüşürüz. Hadi geçelim. Aşkım yapamadım, yapamadım. Senin yapacağın işi neyi yapamadın? Çok kötü oldu. Ya bu nasıl bir kampüs ya? İçeride 2 tane oda var, 1 tanesi güneş görmüyor. O kod farkından dolayı. Kod farkından dolayı. Hocam sorun bu olabilir mi sizce? Bizim işlerimizi kim halledecek arkadaşım? Ya bunlar bizi kandırıyorlar ya. Burası okul mokul değil. Evet, gece kulübü dediğiniz müzik bir şey yok, hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Hayallerimizle oynadınız ya. Lan Dudullu Üniversitesi'nde ne hayal ettin ki? Böyle üniversite mi olur, yazık be. Yok, hiç şikayet edeceğim sizi. Yok artık, daha neler ama ha? YÖK'ten gelecekler birazdan. Benim babam YÖK'ten zembille iner, bulur sizi. Hanımefendi, bu arada YÖK taşı gibisiniz ha. Arkadaşlar, biri daha YÖK'le ilgili şaka yapacak mı? Seyirci de gülmüyor çünkü, var mı? Tamam kanka, bir daha YÖK. Vallahi öyle. Sizleri şikayet edeceğim, şikayet. Biteceğiz sizi, göreceksiniz. Arkadaşlar, burada insanların içinde akademik kavgalara tutuşmayalım lütfen ya. Bu nasıl profesör ya? Benim profesörlüğümü burada kimse tartışmasın. Benim profesörlüğümü burada tartışanım ben. Ne oldu? Dur, bir dakika. Seni şikayet edeceğim, göreceksin. Şikayet edeceğim. Neler dönüyor acaba burada? Tamam, yeter ya. Baba, ben üniversiteyi kazanamadım. Sen kızarsın diye de böyle bir oyun yaptık biz. Nasıl bir oyun bu? Ya burası gerçekten Dudullu Üniversitesi değil. Yani bunun hepsini planladık. Ha, ben zaten Dudullu'da olmadığımızdan anlamıştım biraz aslında da. Lan oğlum. El alemin takdirini, teşekkürünü getirdin, ağzımı açmadım. Annenindeki birileri çamaşır suyunu döküp 2 yaptın, ses etmedim. 2 mi yaptın? İnandırıcı olsun diye aşkım. Güzel. Doğru taktik. Bu ne demek oluyor ama? Üniversite kurmuşsun lan. Ruşen amca, ya tamam bir sakin olun. Bakın bu çocuk sonuçta burayı kurdu. Hı. Kurdu yani burayı. Bu kadar insanı getirdi, o kadar internet sitesi falan. Bak, bu çocukta ticaret kafası var. Ya organizasyon kafası var. Aşkım. Kafası var yani en azından bu çocuğun. Yani bak, ben zeki kızım. Allah var, bak ben tıp okuyorum. Tıp okuyor, güzel de kızım. Ben bundan iyisini bulurum. Zeki diye ben birlikteyim bu çocukla. Aşkım? Ay, aşkım öyle, öyle. Yo, yo, vallahi öyle. Öyle. Yani Ruşen amca, buna böyle dükkan açma, alsın yürüsün ya. Bizim boş dükkan var ya, onu verelim. Tamam lan. Yani ulan bir de öyle bir yalan söylemiş ki, ben de inandım ha. Madem öyle, sen de okumadın, okumayı ver. Bizim boş dükkana sağ bir lokmacı açayım ben, olur mu? Adı da son lokma olsun. Ya baba, hiç ticaret kafası yok ya. Benim aklımda çok güzel fikir var. Çaklava satacağız. O ne lan? Çikolatalı baklava. Senin ben var ya. Baba. Lan deli git. Baba. Sana da işler umduğumuz gibi gitmeyince beni bir gülme tutuyor ya. Bir şeye bir haftadır çalışıyorsun, kesin gülerler diyoruz. Ya bu bir varsayım. Sizinle ilgili, buradaki nasıl davranacağınızla ilgili hiçbir veri yok elimizde. Çünkü ne zaman neye güleceğimiz, gülmeyeceğimiz kim bilebilir yani? Bizimki tamamen bir... Mesela buna çok gülersiniz diye düşünmüştü çocuklar. Gülmediniz. Kabahat kimde? Tabii ki sizde değil. Zaten bu bence çok güzel hareketlerin... Ki bugün bir abla gördüm, harika bir insandı. Buradan da size ellerinden öpüyorum tekrar. Şahane Karadeniz gıdaları yapan bir yerde. Dedi ki, daha dün dedi, seyrettik dedi, gülmekten öldük dedi. Neyi seyrettin dedim, güldür güldür hareketler dedi. Tekrar ellerinden öpüyorum, dünya şekeri birisiydi. Şimdi problem şu, gelin bunu analiz edelim. Öyle ezberi seyredip gülüp veya gülmeyip gitmeyelim. Öğrenelim ne oluyor yani, niçin olmadı bu skeç? Benim bir fikrim var. Herhalde 25 sene bu işe verdiğim için olacak. Ama her seyircinin tabii ki bir fikri vardır. Ben diyorum ki
Şimdi burada siz ne diyorsunuz? Üniversiteler öyle bir hale geldi ki artık apartman dairelerinde üniversite var diyorsunuz. O zaman siz gerçek bir apartman dairesi üniversitesini anlatmalıydınız. Senin üniversite kuruyor olman, yani bir öğrencinin ailesini kandırmak için üniversite kuruyor olması sizi şuradan cezbetmiş. İsteyen kurardan cezbetmiş. Ama baştan beri biz inanmadık. Yani benim halkım işte buradaydı ve inanmadılar. Ya bizde şöyle bir şey var yani bizim mizah tarihimizde de tabii sevmediğimiz işlerin çoğunda bir inandırıcılık problemi olmuştur. Hepimiz biliyoruz bu abartıyla ilgili, çarpıtmayla ilgili bir şeydir ama beraber yememiz lazım o dolmayı, anladın mı? Yani yok da üniversite kuruyormuş, hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Hepimiz yalan ustasıyız. Özellikle gençler. Değil mi? Yani bazılarımız, hepimiz de hepimiz mi dedim ben? Yok, hepimiz yalancı değiliz. Aramızda yalancı var mı? Güzel. Şu iki elini kaldıranın dışındaki herkes yalancı demektir. Ben de kaldırmayı unuttum çünkü. sizce neden olmadı? Bu eziyet biraz da sahnede sanatçıları eziyet çekerken görelim. Yaptınız, gülmedik. Neden acaba? Burayı da öyle renklendiriyorum ki kesin yayınlanacak. Bittiniz. Yazar kimdi? Ben sen hocam. Evet. Güzel. Güzel. Nasıl skeç olduğunda yazarımızı alkışlıyoruz. Şimdi de sorguluyoruz. Birselciğim neden olmadı? Şimdi hocam biz gülerler diye düşündük. Evet, evet. Söz vermişlerdi zaten. Gülmedi. Öyle de anlaştık. Evet. Evet, haklısınız hocam. Bilmiyorum. Çözeceğim ama. Ama ilk bir sayfada anladınız değil mi? Evet. Yolumuza gitmeyen bir şeyler var. Neyse, arada hoş şakalar da vardı. Bence Hande'nin tipi güzeldi. Yap bir daha bakayım. Biraz düşük sesliydi. Bu düşük sesler de salonda anlaşılmıyor ama yurdun ve dünya her yerinde anlaşılıyor. Fazla da problem etmeye gerek yok. Yani şey, aslında sesimi duyusun istedim ama bu kadar. Tamam, güzel. Aferin çocuklar. Talha, seni yormuşlar. Çok güzel hareketler devam ediyor. Daha iyi sorun. Sorun değil. Belgesel kuşağımız var. Bu sefer belgeselde de stajyerleri inceledik. Atakan ve Engin yazdı. Stajyer belgeseli geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet sevgili izleyiciler. Bugünkü bölümümüzde çalışanlar piramidinin bodrum katında yer alan stajyerleri inceliyor. İnceliyor Eng. Fransızca kökenli olan bu kelimenin kimi kaynaklarda köle anlamına geldiği söylense de bu bilgi doğru değildir. Ya da doğru olabilir mi? Bahçıvan to stajyer, driver to stajyer, and then all together to stajyer. Demek konkur açıyorlarmış. Tamam o zaman. Meeting saatlerini set edelim. Ha bu arada PPM ve PPM'leri push ettiğimizde rakibimizi de tuş etmiş oluyoruz. Evet. At the end of the day, deadline'ı catch up yapalım. Bu son söylediğimi anlamadığınızı anladım. Çünkü inanın ben de anlamadım. Evet, tamam. Take it easy. Keep in touch. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler mi? Aktar mı burası ya? Şey, kusura bakmayın. Heyecanlıyım biraz. Yurt dışıyla konuşuyordunuz diye bölmeyeyim dedim. Yurt dışı mı? Yok canım. Ofistekilerle konuşuyorum. Ben stajyer ilanınız için gelmiştim. Neymiş bizim ilanımız? Stajyer aranıyor. Bu kadar mı? Yok, altında da şey yazıyor. Yüksek derecede İngilizce bilen ama alçak derecede hatırlayabilen, Fransızca anlayan ama konuşamayan, ekibe yatkın, parasızlığa alışkın, 360 derece esneyen ama çalışma saatlerinde esnemeyen, etik, atik, bir o kadar da sempatik genç yazarlar arıyoruz demişsiniz. Gayet güzel demişiz. Peki, bu özellikler sende var mı? Yok. Sizde var mı? Yok. Bravo. Cesur soru, cesur stajyer. En sevdiğim. Yalnız bizde stajyere yemek yok. Olsun, ben evden getiririm. Güzel. Güzel şeyler getirirsen biz de yeriz. Ha bu arada stajyere yemek ve yol parası da yok. Yak.
Servisi kim kaybetmiş biz bulalım. Güzel, harika. Şimdi git evraklarını doldur çünkü senin gibiler yoktur. Hadi bakalım evlat. Evet, gördüğünüz gibi stajyerimiz tüm zorluklara rağmen işi kabul etti. Peki her şey onun için güllük gülistanlık mı olacak? Tabii ki hayır. No, no, mahzun! Ya bir şey söyleyeceğim. Kahve içmeden uyanamıyoruz. Okey ama karton bardak olayı ne abi? Ben her seferinde stres oluyorum dudağım yanacak diye. Abi insanları uyandıran şey onun korkusu zaten. Kahve değil ki. Ben o yüzden çay içiyorum. Cool. Çay sıcak değil mi? Bak hiç o açıdan düşünmemiştim. Yani o açıdan da biraz bence şey yapmak lazım. Koku alıyor musunuz ya? Ucuz iç... Ben aldım biraz. Ucuz iç gücü mü kokuyor? Arkadaşlar kokunun kaynağını buldum. Selam, stajyer misin? Tokum ben, sağ olun. Kafa gitmiş, yüklenelim. İlk işin hazır mısın? Gerçekten bana güvenip iş mi vereceksiniz? Tabii ki de. Gelişmen için bu sana lazım. Oha, hayatım boyunca hep yazdığım bir şeyler yayınlansın istedim. Çok teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Ne iş olsa yaparım. Verin yapayım, hemen yapayım. Hazır mısın? Evet. Al şu kredi kartını. Bana chocolate chip chucky al. Chucky mi? Yani sen öyle de, onlar anlarlar. Sema ablana da frappuccino, kreatinli arabiyat de. 4 sokak ileride de bir şekerci var. Ozan abine de yılanlı şeker alıyorsun. Yılanlı şeker. Spiralli. Şaşırma, çok normal. Buraları da temizliyorsun. Aynen. Tamam. Kendine iyi bak. Hadi. Spiralli bak. O yılan düz yılan değil, spiralli. Tamam? Ya ben de düzgün bir iş verecekler sana. Neyse, ilk günüm. Unutma, annem hep ne derdi? Unutma oğul. Aldığını aldığın yere bırakırsan, aldığını aldığın yerde bulursun. Bana da anne şuyum nerede, buyum nerede demezsin. Senin arkanı ben mi toplayacağım? Gerzek. Ulan ne yanlış öğüt tutmuşum aklımda ya. Elde ettiği birikimlerle çok iyi çay yapmayı, toz almayı, pakete çıkan bir kurye kadar civar sokakların adlarını çok iyi öğrenen stajyerden istenenler bunlarla da sınırlı kalmıyor. And 50 Shades of Stajyer. Evet arkadaşlar, Ciki Ciki sakızları için bulduğunuz fikir ID'lerinizi hemen listen edeceğim. Dinliyorum. Şefim, benim şöyle bir fikrim... Sen onu mu anlatacaksın abi? Onu anlat. Onu anlatacaksın. Onu anlat. O kapıda konuştuğumuzu anlatacaksın. Evet. Ya abi, çılgınmış şey. Evet. Çılgınmış. Anlat. Anlatsana bir zaman. Şimdi dünyaca ünlü bir DJ, mikserin başında şöyle sesler çıkartıyor. Plak ileri gidiyor, gidiyor. Çık 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 derken böyle ağzına sakızı atıyoruz. Ondan sonra kameraya dönüp okey derken bir tane dişi parlıyor. Ondan sonra da çık 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 etleri dişleri parlatır sloganıyla da vuruyor. Nasıl? Gerçekten çok dağın bir fikir, biliyor musun? Bana bunu anlatmamıştın yalnız ya. Değil mi? Bana bunu anlatmamıştın. Sana neden maaş verdiğimizi tekrar bir sorgulayacağım. Hmm. Evet. Yok mu abi başka fikir? Abi bende bir jingle var. Müsaadenizle ben ona giriyorum. Bir gideyim abi. Tıskış tıs, tıskış tıs. Çiki çiki sakızları da... Öldüm. Bir daha baştan giriyorum. Pardon. Keşke şunu yemeseydim. Çiki çiki sakızları döndürür damakları. Nanelisi en güzeli üfle, buz kessin evin duvarları. Nasıl? Bravo, dehşet fikir. Gerzek. Hiç olur mu bu? Yok mu abi elinizde başka bir fikir? Şimdi şöyle Taylan Bey, bu kalem ne kadar tuhaf bir alet ya. Şöyle, şimdi 28 evet. Kamyon sakızı Taksim Meydanı'nın ortasına böyle deviriyoruz. Evet. Ondan sonra oradaki insanlara böyle tek tek bütün sakızları çiğnettirip böyle devasa bir balon yaptırıyoruz. Şimdi onu, yani ne şekilde yaparız onu tam bilmiyorum. Ondan sonra bu balonun içine bir şekilde, yani nasıl yaparız tam bilmiyorum, Tarkan'ı sokuyoruz. Patlatmadan. Yani böyle hüflettiğimiz yerden böyle diklemesine girer diye düşünüyorum ben. Nasıl yaparız onu tam şey yapalım. Yalnız bir sorun var, yani sakız naneli veya mentollü olursa Tarkan'ın gözleri yaşarabilir. O da performansını biraz etkiler gibi geliyor bana. Ama bir tık. Yani sizce tek sorun bu mu yani şimdi? Ya bir de Tarkan mı? Ondan emin değilim ben. Ha. Abi arkadaşlar bu ne saçma fikir ya? Yok mu elinizde başka bir şey? Stajyer, senin elinde ne var? Toz bezi. Nasıl ya? Şey dediler, bana buraları sil dediler. Aa. Yalan söyleme ya, öyle bir şey demedik. Biz dedik çalış falan dedik. Bu tutturduk, spiralli şeker alacağım sana. Bu, bu, bu. Aa evet, vallahi yani bu çocuğun çalışmaya da çok hevesi yok yani Taylan Bey. Bilmiyorum, bana öyle geldi. Hem güçsüzsün hem de stajyersin sen. Hayır ya, siz dediniz. Ben fikir düşünmem gerektiğini bile bilmiyordum Taylan Bey. Yoksa ben düşünmem... Sus, konuşma. Hem arkadaşlarını dinlemiyorsun, hem de işten kaytarıyorsun. Bu gidişte işim işi unut sen. Abi yok mu elimizde düzgün bir fikir ya? Ulan sakız, patlattın beni. Ne dedin? Bir şey demedim efendim. Dedin, bir şey dedin.
Ulan sakız patlattın beni dedim. Daha yüksek. Ulan sakız patlattın beni. Daha yüksek. Ulan sakız patlattın beni. İşte bu. Alkışlayın. Bravo. Harika. İşte aradığım sakız. Ulan sakız. Bravo. Bravo. Gerçekten beğendiniz mi? Tabii ki hayır. Gerzek. Oldu. Sen çok saçma bir slogan bulacaksın. Biz de bunu hemen yayınlayacağız, değil mi? Bayılıyorsunuz böyle saçma hikayelere ya. Hayret bir şey. Arkadaşlar gülün bir. Şimdi bir rencide edin. Ay stajyer, buna konuşsun. Ayakkabı mı esin? Ayakkabı mı? Ya bu ne ya? Stajyeriz diye de bu kadar yüklenilmez. Ben istifa ediyorum. Oh my gosh. Oh my gosh ne ya? Abla sen tokatlısın. Sabahtan beri buraya geldim, gözünüze bakıyorum bir şey öğrenirim diye ya. Usta dediğin çırak yetiştirir. Burada bir tane daha mı yapsak acaba? Bir tane daha yapalım, alkış güzel geldi. Usta dediğin çırak yetiştirir. Belli ki siz de bir şey bilmiyorsunuz. Siz mi büyüksünüz ha? Siz mi büyüksünüz? Evet, siz büyüksünüz. O yüzden ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Yalnız kaç yıllık beyaz yakalıyım, böyle mavi yakalı haklı bir isyan görmedim. Abi benim bir içim burkuldu ya bu sefer. Yani biraz abarttık gibi geldi bana da biraz galiba, yandı. Galiba. Arkadaşlar bundan sonra gelenlere bir tık daha biraz daha iyi davranmamız gerekiyor. Bir çünkü onlar buraya bir şeyler öğrenmeye gidiyor. Doğru, öyle kesinlikle. Doğru. Merhaba, ben staj için gelmiştim. Sana neden iş verelim? Ne iş olsa yaparım. Ama siz böyle yaparsanız ben sözümde duramam ki. Anlamadım. Toz bezi ve paspas hemen arkada. Git başla hemen. Çabuk, tamam. Ha bu arada kahve falı bakıyor musun? Bakıyorum. Bir yol görünüyor size. Aa gördü gerçekten. Evet sevgili izleyiciler, bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Esen kalın. Essentials. ÇG mi ne diyorsunuz? ÇG diyenleri duyayım. Evet bu tenhalığı fark etmiştim. GH diyenler. Bence çoğunluk ben oy vermiyorum diyor. Evet. Kim yazmıştı? Engin Levent Hoca. Aslında yani bir provada ben bu akışı gördüm. İyiydi, niye olmadı? Çok hızlı oldu. He? Çok hızlı okumuştuk hocam. Bunu çok hızlı okumuştun. Evet. Acaba böyle hani... Yani düşünemeyecek kadar mı hızlı okumuştun? Olabilir. Safa sen konuş, Yılmaz Erdoğan olarak şunları biraz... Seyirci olmasaydı bu fışkeçle ilgili ne konuşurdum, sen bir şey yap. Fazla da tam da şey yapma da şey, öyle şey yap. Ben gel bu... gel, sen buraya gel. Ben Safa'yı oynayacağım, sen beni oyna gel. Buradaki kardeşlerimin bu durumu skece gitmeyince şey oluyor. Ben bu... ben bu skece... Hocam burası çok kötü. Anam bura rezil bir yer. Ben bu skeci izlerken... Sakın bana bir şey sormayasın. Safa sen niye yazmıyorsun hiç skece? Safa'nın hiç skecini izleyen var mı? Ben hiç görmedim. Yoksa yazıyorsun da seçilmiyor mu? tek tek fırça at hepsini. Batuhan saçlarını kesmesin. Yazanlardan. Batuhan askerden geldi. Bir alkış alalım Batuhan'a. Dış ses. Tişört yaptırmışlar bir de gerizekli. Hocam Orhan Gencebay taklidi yapabilir mi? Dokunma, dokunma. Özür dilerim hocam. Ozan biraz daha bol şeyler giymelisin diye düşünüyorum.
Evet. Cihan, bu hafta var mı senin skecin? Yok hocam. Yok. Not alayım şuraya. Çok güzel gider, devam ediyor. Büyük şehirde çalışan insanlardan şunu çok sık duyarsınız. İşte yaz gelse de bir tatile gitsek. Şöyle bir Ege'ye gitsek, bir kasabada bir kafa dinlesek. Bizim de Yasin Ege'li. Çoğu sunumlarda hatta o şiveyi kullanıyor biliyorsunuzdur. Yasin çok söylüyor, gelin bizim oralara çok güzel falan. Bir fırsat bulup gidemedik. O da skecini yazıp Atakan'ı götürmüş Ege'ye. Şimdi skeçte onların bir tatil macerasını izleyeceğiz. Gidin gari geliyor. Atakan, Sema ve Yasin yazdı. İyi seyirler. Abi, oğlum buralar çok güzel ya. Biz İstanbul'da yaşamıyoruz resmen. Kanka şuraya bak. Oh, mis gibi tezek kokuyor be. Oğlum yolda gelirken inek gördüm ya. İnek gördüm. Memeleri vardı kanka. Göreceksin tabii oğlum. Ben 15 yaşına kadar başka meme görmedim. Kanka sen şive yapıyorsun. Sorma kardeşim ya. Memleket sınırlarını girinceye kadar böyle oluyorum. Fabrika ayarlarına geri dönüyorum. Abi şive ya. Şive ya. Bak bize İstanbul'da şive yaptırmıyorlar biliyor musun? Tabii abi ya. Birik duruyor ya. Ben gelir gelmez düzelttiler. Hiç orada öyle konuşamıyorsun. Oğlum bu tatil bize çok iyi gelecek ya. Ama keşke ne bileyim bir pansiyonla falan kalsaydık. Annenin evi şimdi ayıp olmasın kadar. Duymamış olayım. Kaç defa konuştuk burada her ev bizim oğlum. Siz o kadar zengin misiniz ha? Yok lan. O manada değil. Yani misafirperver buranın halkı. Misal benim amcam yanlışlıkla komşunun evinde kalmış, fark etmişler. Bir gece daha kal, ne olacak demişler. Kalmış mı? Hala orada kalıyor. İş güvesi gitti, evlendi. Abi komşuluk ya. Komşuluk. Oğlum ben İstanbul'da komşumu tanımıyorum biliyor musun? Tabii. Geçen gün keşkül getirdiler, almadım ya. Çünkü tanımıyorsun. Yok, keşkül sevmiyorum. Bu örnek pek olmadı ama olsun be. Şu anahtarı alalım da denize gidelim. Bak bizim kapı burada. Anahtar sende değil mi? Yok ya. Anam Mustafa abi bırakmış. Anahtarı kopyalasın diye. Abi ya, komşuya anahtar bırakmak kaldı mı ya? Ya adam aynı zamanda anahtarcıymış. Abi ya, anahtarcıya anahtar bırakmak kaldı mı ya? Komşumuz da oluyor tabii. Abi ya, anahtarcı komşuya anahtar bırakmak kaldı mı ya? Kardeşim ne, nasıl şaşıracaksın, şaşırdın? Ne bileyim oğlum, bizim oralarda yok böyle şeyler. Bir dur oğlum, bir dur oğlum. Şimdi bak, adamla konuşacağız. Aha. Aha bak oğlum. Mustafa abi! Efendim? Hayır. Efendi olan sizsiniz. Neden? Çünkü köylü milletin efendisidir. Elli bin nüfus var, koca şehir lan buraya. Abi yabancı yabancı bilemez. Nasılsın? İyi lan, sen nasılsın? Kimin oğlusun sen? Bak bak, samimiyete bak şimdi. Yaşar'ın oğluyum ben. Çıkaramadım lan ben onu. Ya şey yok mu ya, hani termik santralde çalışan termikten Yaşar? Var mı? Amca vaki söyleyip durum. Yasin benim adam. Yasin! Termikten lan Yaşar'ın oğlu yok mu? Senin gibi oğlusun. Atakan ben. Yasin'in arkadaş. İstanbul. Tiyatroda Mehmet'in oğlu. Ne yaptırım? Ne yaptırım? Ne yaptırım? Ne yaptırım? Ne yaptırım? Manyak mı lan bu? Oğlum sen ne yaptın? Kanka ne bileyim, şive yapmasam anlamaz diye düşündüm ya. Salak mı kardeşim sen? Adam turist mi, İngilizce mi lan bu? Ne bileyim abi. Allah'ım bir dur bakayım ya. Abi anam sana nakta bırakmış. Onu alabilir miyim? Alamazsın. Allah, şaka yaptın ha. Yok lan, ciddiyim. Neden? Allah Allah ya. Niye alamıyorum abi? Dükkanı kapattım. Allah Allah. Saat kaç? Saat 6. Saat 6. Dedim mi kapatalım? Dedim mi? Dedim. Kapattım. Tüh ya. Abi gözünü seveyim yapma. Denk geldik işte. Dükkanın önündesin. Aç, giriverelim ya. Bana ne lan? Vaktinde geleceğiniz. Allah Allah. Ne? Ben nereden bileyim senin vaktin abi ya? Karşılaştık biz. Daha gireceğiz devre. Rezil olup durun. Aç şunu. Benim oğlum. Çilingir çağıracağınız. Çilingir. Ne çilingiri? Saçma saçma konuşma ya. Tamam oğlum dur, tamam sakin ol. Ya öyle iş mi olur abi? Göz görmüyor ver ya. Ver abi sen çilingirin numarasını. Ver bana. Al. Ara bakalım doğru mu vermişim numarayı?
Abi sen bir dakika. Dön lan, telefon çalıyor. Lan kapat, kapat. Alo. Hayatımda böyle düzenbazlık görmedim ya. Allah Allah. Sen baya baya bizi düdüklüyorsun abi. Ne düdüklemesi lan? Altıya kadar anahtarcıyım, altıdan sonra çilingirim ben. Başlarım böyle prensibe ya. Böyle iş mi olur ya? Git ya. Gözünü seveyim. Bu dolandırıcılık git gözünü seveyim. Tamam lan tamam. Gideceksin gitmesine de servis ücretini alırım. Ne servisi verdin de ne ücret alacaksın abi? Aradın geldim lan. Ya zaten buradaydık. Ben arayınca mı geldin? Tamam abi. Verin lan numarasını. Vereceksin benim paramı. Tamam, ya oğlum. Vermeyeceğim. Ne parası? Para falan verme buna. Al abi al. Al ya al. Ne? Oğlum yapma. Aferin lan. Sen bayağı enayi, bayağı şey çıktın ya. Koca delikanlı sevdim seni. Ulan Yaşar'ın oğlu. Seni küçükken de sevmiyordum ben ya. Hiç sevmiyorum lan seni biliyor musun? Her gördüğümde de söyleyeceğim seni. Seni sevmiyorum oğlum ben. Anam ne kadar da üzüldüm. Ne kadar üzüldüm. Kardeşim bak elim ayağım saklıyor sinirden ya. Niye para verdin? Ben özür dilerim bunun adına. Bu numune bunun gibi yoktur burada. Yok kanka olur sıkıntı yok. Ne yapalım pansiyonda kalırız bu akşam ya. Sorun yok ya. Hayır abicim ya. Komşu mu bitti ya? Başka komşu var. Kapısını çalarız. Bir gece yatarız. Anahtarımızı alırız abi. Abi işte imece ya. İmece bu değil. İmece bu değil. Değil. Sen benzetme yapma Atakan. Dur lan canımı. Söyle genç. Heh. Biz arkadaşla dışarıda kaldık da. Ben de dedim ki komşuluk öldü mü dedim. Nereden komşuluyum lan ben senin? Şeyden ya ben şeyin olayım. Emel'in olayım ben. Hangi Emel? Ya Terzi Emel yok mu? He var mı? Neyse oğlum siz hepiniz benim çocuğumsunuz. Ne oldu anlatma ki hep. Teyzem biz bir gece sende kalabilir miyiz? Kalabilirsiniz çocuğum kalabilirsiniz. Komşuluk öldü mü lan? İşte bu be ben sana ne dedim lan? Ya sağ ol teşekkür ederim. Bana bak aç mısın? Ya bir de soratları yalanlarını yedin mi? Söyle lan çekinme, çekinme. Açız teyze. Organik gıdaya, köy yumurtasına, ev yapımı reçeli açız. He, siz üç öğün yersiniz o zaman. Yok be, biz bir kahvaltılık bir şeyler verir. Tamam yeter. He, o da kahvaltı yazıyorum o zaman. O da kahvaltı mı yazıyorsun? He, adam başı 150. Adam başı 150 mi? Tamam lan tamam. Siz yabancı değilsiniz. Bir güzellik yap benim size. Adam başı 100 oluversin. Olu vermesin abi. Olu vermesin. Senin güzelliğin sende kalsın. İstemiyorum ben öyle bir şey. Allah hala da adam başı 100 lira diyor ya. Kanka bence komşuluk ölmüş olabilir. Bir kontrol edelim. Ya komşuluk ölmüş. Katili de aha burada duruyor. Bak sen buna. Sıfatı bak. Bitirmiş. Sen kardeşim sen benimle misin? Seninleyim. Sonuna kadar mı? Sonuna kadar. O zaman git. Daş maş bir şey bul gel. Arabadan alet çantasını al gel. Kapıyı kıracağım ben kendi evimin kapısına. Anne başımıza gelenler komşular yetişir. Sus be sen de mezarcı kadın. Terbiyesiz. Komşumu bıraktın sanki. Bıraktıysan gelirler gelsinler. Hadi bakayım buradayım. Tamam kanka sakin ol ya. Olamayacağım abi ya. Kendi evimin önünde rezil oldum ya. Böyle iş mi olur ya? Git şunu bul gel lütfen. Tamam girin. Gazcı turistler hırsız diye yüzden kapımı kıracaklar. 70 saniye teyze. Ne olup dur lan burada. Kim lan bunlar? He? Abi, vallahi ben bu kadar hızlı geleceğinizi beklemiyordum. Ben yabancı değilim, buranın çocuğuyum. Ben tanımıyorum lan bunu. Hadi bakayım. Koskoca kadın yalan mı söylüyor lan? Bence konuşmanın direkt dalalım. Bence azıcık konuşalım, sonra dövelim. Oğlum zaten konuşmuş olduk lan. Doğru dedin lan. Benim dediğime geldiniz ya lan. Doğru dedin. O zaman azıcık daha konuşalım. Hadi biraz daha konuşalım. Ne yap durup? Durup durma abi. Ne yap durun? Durup durma abi. Ha. Ne yap durun lan? Abi cevap değişecek diye mi merak edip durur musunuz? Ondan mı soruyorsunuz? Duruyor mu burada? Soruyu değiştirip durun. İstanbul'da ne yaptı durun? Oynayıp dururuz abi biz. Aa ne güzel lan. Bak de sevdim bu çocuğu. Edebiye kafasına dayanınız kadının bakayım. Ya kafasını falan dayamadım. Benim hiçbir suçum yok. Aa ben inandım. Bu çocuğun suçu yoktur. Ne tez inandın lan? Oğlum samimi konuşuyor adam. Ben ikna olmadım. Ne edeceksin lan kadının kapısına? Heh. Ya ne kafası ya? Kapı kırma olayı zaten külliye yalan. Öyle bir şey yok. Yalan söyleme lan. Geç lan şuraya. Kanka, kapıyı kıracak bir şey buldum. Ya zamanla başlayacağım ama Atakan, bu zamanla bu gelinir söylenir mi? Aa, merhaba köy delikanlıları, kahveden mi? He, kahveden. Dördüncü arıp durdu, beşinci buldum. Geç lan bu tarafa. Döneceksiniz, dön. Elinden kaçacağını. Yancı olursun sen de, gel. Elimizden kaçamayacağız. 4000 yanlını çevirdik. Çevirdik. Çevirip duru. Abi. Ben galiba ilgili değilim. Şiire kıvranıp duru. Senin kütük başka gibi abi. Ünye, ordu ünye. Ha güzel güzel. Anne tarafı Egüllü. Ölü mü? Egüllü mü? Egüllü. Bellü.
Evet. Sen abi. Niye gülüyorsun? Abi, İndi Yasin. Sen şimdi Boralaydın değil mi? Evet abi, Boralayım. Evimi korkmuyorum. Ganet Delen. Açıyorum müziği. Arkadaşınla beraber dans edeceksiniz. Evet. O da size eşlik edecek. Ne dans abi ya? Başla. Hayatım... Geçle şöyle. Benim... Şimdi dediklerimi tekrar edin. Ege kıyılarına gelip de oraları pisletmeyeceğime. Ege kıyılarına gelip de oraları pisletmeyeceğime. Egeli insanların yaşamlarına saygı duyacağıma. Egeli insanların yaşamlarına saygı duyacağıma. Allah. Ege'de paraları kazanıp Bodrumlarda bir lahmacuna 100 lira para vermeyeceğim ha? Abi bunu da tekrar edeceğiz mi? Benim aklımı kalmadı. Lahmacunla 100 lira vermeyeceğim ha? Sen de söyle. Lahmacunları 100 lira vermeyeceğim ha? Al içeri. Al içeri ha? Aferin le çocuklar. ÇTGH veriyorum. Zile de çok yakındım ama siz bilirsiniz tabii. Ne kadar güzel oynayıverdiniz lan. Vallahi gözlerim dondu. Lan siz ne güzel rol yaparmışsınız lan. Abi ne? Kim rol yapıyor? Ne rolü abi? Ne olup dur burada ya? Oğlum bunu aldık lan. Neden bunu aldık? Yaz oldu mu da hurra burlağa geliyorlar. Binlik nüfus oluyor mu 1 milyon? Yiyorlar, içiyorlar, her yer pisliyorlar. İyi de biz öyle insanlar değiliz ki. Arkadaşım da öyle değil. Bize niye bunu yapıyorsunuz? Lan biz sizi tanıyıp dururlar. Siz televizyona çıkıyorsunuz. Bir farkındalık olsun diye şaka yapalım dedik lan. İyi dediniz de ama sen şaka yapacaksın, bunu çekeceksin de lan rezil oldum. Maçım oldu mu arkadaşım? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi o zaman gelin de bir selfie çekelim. Atakan sen benim yanıma gel lan. Bizim kızlar sana bayılıyorlar. Geç lan geç. Hep de bu ayrım. Hep beraber gidin gari deyip dururuz, değil mi? Gidin gari! ÇGH miydi? Bu alkışı anlayamadım. GH miydi? Ne? Var mı zil diyen? O kadar tatlısınız ki ya. Notu bol, gönlü bol. Bence zili siz mesajın gerekliliğine söylüyorsunuz. Skeç kötü değildi. Ama böyle büyük zilleri çaldıracak bir skeç değildi. Bu konuşmaya değer bir şey. Artık turizm mi, istila mı arasında bir kaldık. Ve bu çöp problemi gerçekten korkunç bir boyuta vardı. Her yerde zaten bu ama özellikle turistik yörelerde bir hafta sonu geçiren bir cennet belde herkesin gelip la burası cennet deyip içine edip gittiği, şaşıra şaşıra içine pet şişeler, cam kırıkları, şişe kırıkları, yani gerçekten artık buna bir toplumsal seferberlik, bir büyük hareket istiyor. Yani herkeste şöyle bir duygu var. Bir de şunları görüyorum mesela. Bir tane poşetin böyle içine doldurup onun böyle ağzını çok sıkıca bağlayıp bir yere koyma. Gökten biri gelecek onu alıp atacak zannetme var. Yani aslında orada bir çaba var. Şey yapmış. Yani paketlemiş. Çöpü paketlemek çöpe çare değil. Yani bir yeri cennet olduğunu düşünüyorsak orayı öyle de korumalıyız. Yazık bu yurda. Gerçekten yazık bu yurdun. Bu güzel beldelerine. Bu işin İşte diyoruz yani mizah sizin asabınızı bozan şeyle ilgilidir. Ha işte bununla ilgili yapılan mizahın da hedefi budur. Buna bir şey yapalım. Biz de katılalım. Büyük bir kampanya olsun. Herkes elinde poşetle dolaşsın. Çok güzel hareketler devam etsin. Haydi bakalım. Suçumuz neydi bizim iki geliyor, suçumuz neydi bizim biri hatırlayanlar var mı? Jim Carrey oynamış. Tabii işimiz gücümüz yok. Sizin 6 ay önce oynadığınız skeçleri hatırlayacağız. Bizim başta derdimiz mi var ya vatandaş olarak? Öyle bir şey sormadım ben.
Gizin adını söyle Cihan, yürü git. Hemen gidiyorum. Yürüyüşe devam et yani. Yürürken söyleyeyim. Tabii. Tamam. Suçumuz Lady bizim iki geliyor. İyi seyirler. Ulan Yaşar, ulan Yaşar. Oğlum kızla barışmaya kapalı çarşıdan Amerika'ya mı gelinir lan? Hadi tamam her şeyi anladım. Barışma hediyesi halı getirmek değil ha. Ya dünyanın en ünlü müzik ödülleri törenine gelmişiz. Siz hala şikayet ediyorsunuz ya. Ah Yaşar'ım ah şu Lady Gaga'ya gösterdiğin ilginin şu kadarcığını İbişçi halıcılığa gösterseydin şu anda büyümüş... Ne olurdu abi? Ne olurdu? İstanbul'un yarısı benim mi olacaktı yani? O kadar da değil de avcılardan bir daire alırdın yani. Alır, alır. Allah Allah. Ya ben Lady'mle barışayım, kirada oturmaya razıyım ömür boyu ya. Sen Lady Gaga'yla barışacaksın, evleneceksin, Zeytinburnu'nda kirada oturacaksın. Ya abi ne var? Evi ben tutacağım, kirasını ben ödeyeceğim zaten. Yatak odasında kız tarafı alsa Lady Gaga? Beyaz eşyayı da Rihanna'ya kilitledin mi? Tamam. Ya abi böyle yapacaksanız gelmeseydiniz. Bu ne ya? Ya oğlum sen anlamıyorsun ama. Bak porselen dediğinde Kütahya'nın tamamını isteyecek bir kızı kirada oturmayı düşünüyorsun ya. Sevdim abi. Sevdim. Suç mu yaptım ha? Hani iki gönül bir olunca samanlık seyrandı. Abi ona. Ha Sabri abi. Söylesene Cemil abi. Sen de mi hak vermiyorsun? Söyle be abi. Bir şey de be adam. Ne bakıyorsun? Lan şov yapma. Halıyı kafana vururum ha. Buraya kadar geldik. Hadi girelim ya. Ne yapıyoruz biz burada? Aynen ya. Girelim ya. Hadi yürüyor Kırmızı Halı'dan. Az önce Brad Pitt mesaj attı. Abi neredesiniz diyor. Allah Allah. Pitt'e bak ya. Ay şu Lady Gaga'nın eski sevgisi değil mi? Kim? Ya ona vize verirler mi ya? Almışık ki geldik kardeş. Ne demek ya? Aa vermişler lan. Yaşar Bey, Yaşar Bey, Yaşar Bey, Yaşar Bey. Yaşar Bey, ayrılık dedikoduları doğru mu acaba? Lady Gaga'nın Bruno Mars'la ilişkisi olduğu söyleniyor. Bir şey söyleyecek misiniz acaba? İlişkiye çok iyi başladık. İlk devrede kontrol bizdeydi. İkinci devrede üstümüze gelen baskılar ben olsun, arkadaşlarım olayım. Yani bizim de ekmeğimizle oynamasınlar ama yani buraya geldiğimizde. Anlatabiliyor muyum ben bunu? Kardeş sen niye gurbetçi topçu gibi röportaj veriyorsun? Abi başkasıyla diyor. Baksana ben ne diyeceğimi biliyor muyum şu an? Gözünü seveyim dur ya. Yaşar Bey, Yaşar Bey. Lady Hanım'ın son attığı tweet'in sizinle alakalı olduğu doğru mu efendim? Hangi tweet? Hayırdır, cevapsız çağrı atmışsın. Unuttun galiba, beni bir yosmaya satmıştın tweet'i. Oğlum, ya arkadaşlar, ne diyorsunuz ya? Bir dakika, ya ne yapıyorsunuz? Çok Halic'i başına çaldırdı. Ya girme, girme. Tamam abi, Allah'ım. Tipe bak ya. Amerikalı. Ya Yaşar, sen de kendini koyuverme artık ya. Bak adamlar seni tanıdı oğlum, ünlü olmuşsun herhalde. Doğru diyorsun abi. Ben buraya Lady'mi almaya geldim, tamam mı? En uğursuzuna bırakmam o kızı. Sen kimsin lan? He? Elin uğursuzu dediği Bruno Mars, ben ciddiye olamıyorum ya. Yazıklar olsun abi sen. Yazıklar olsun. Vallahi böyle mi destek oluyorsun? Arkadaşlar, tamam ben bizi içeri sokacağım. Gideceğim, bodyguard'la konuşacağım. Heh. İçeri sokacağım bizi. Haydi aslanım. Hadi. Haydi aslanım. Tamam, konuş. Tamam da hey. Hello. Come on. Come on, huh? We inside. Anlamıyor. Anlamıyor değil mi? Nereden anlasın Amerikan mandası okuz? Bu var ya tam bir Ahmet, tipe bak, Amerikan mandası seni. Bana bak. Anlamıyor mu lan ne dediğimizi? He? Who is daddy? Babacık kim? Sen nerenin bebesisin lan? Manhattan bebesi. Kardeş biz Tokat Nikserli ya. Abi benim eltim de Tokatlı. Abi seni Allah gönderdi ya. Ben de diyorum ki içeri nasıl gireceğiz? Vallahi Allah razı olsun. Hadi geçin, geçin, geçin. Yaşar Bey, Yaşar Bey, Yaşar Bey, Yaşar Bey. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapmıyorum. Her kamera gören bunu. Şamsız alamıyorum. Abi biz yengeye bakıp çıkacağız ya. Yenge? Ha, Lady Gaga. Amerikan rüyası mı bu? Az için lan biraz, az!
Neyin rüyası abi? Gireceğiz, bakacağız. Sen ne laftan anlamaz adamsın lan. Ne biçim bir dakika oğlum. Konuşuyorum ben ya. Nasıl adamsın lan? Bir dakika. Alfa Charlie Bravo dinlemedeyim. Ha, yok. Job yok. Onu dünkü gözlükleye yutturdum ben. Evet canısı, ne diyorduk? Meşe ağacıyla da vurabilirler abi. Her şeyi senden beklemesinler ama biraz yaratıcı olsunlar. Lütfen. Arkadaşlar, adam bizi yer sıçmaz. Öyle bir adam bu. Abi lady ne olacak? Gözünü seveyim ya. Ne lady'si lan? Ne lady'si? Adam bizi 100 yılın atasözünde oynatacak. Hangi atasözü? Hemşeri hemşeriyi gurbette. Ya tamam ya, bu kadar şey yapmaya gerek yok. Adam damsız almıyormuş. Burada bir sürü adam var. Alırız. Daha doğrusu kadın var. Alırız. Gireriz içeri. İyi fikir abi. Ha, iyi. Vallahi iyi fikir. Abi tane kadın geliyor lan, tamam. Angelina Jolie. Ne? Yok anasını. Angelina Hanım buradayız. Angelina Hanım buradayız. Aa, arkadaşlar. İsteyenin bir yüzü kara lan. Aslan. Ben gideceğim. İngilizcemin yettiği kadar gideceğim, konuşacağım, tamam mı? Yetemediğim yerde destek çıkın. Yürü, yürü, yürü. Hello. How are you? Benim İngilizcem bitti lan. Ya abi gel şuraya ya. Sen git. Hello Angelina Jolie. Mr. and Mrs. Smith. Very hot film. Ah, thank you. Where is Brad Pitt? Neredeymiş sonra? Neden ayrılmışlar? Tamam ya, sıkıntı yok. Başka kadın mı yok? Aha, burası olur. Abi o hiç olmaz. Niye lan? Abi bu şey işte, Dünya Kupası, vaka vaka. Ben çıkaramadım. Abla, siz kimsiniz? Ben kim miyim? Whenever, forever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. Forever, you're on that. You never have to wonder. We can always play by ear. And that's the deal, my dear. Bildim. Sibel Can. Oo. Ne Sibel Can lan? Shakira. Ay. Alfa Charlie Bravo. Dinlemedeyim. Evet, ünlüler içeri giriş yaptı. Çok fazla tutmayın onları. 15 dakika oyalansınlar. Ödüllerini alıp gitsinler. Tamam. Ah, ne yapacağız ya? Gitti şanslarımız işte. Ne bileyim lan. Ne yapacağız? Sıkıcı bekleyeceğiz işte. Burası kaçta dağılıyor ki acaba? Lan iyice lise çıkışında bekleyen bebelere döndük ya. Kanada nerede bu? Geliyor Jim Carrey. Ha, Jim Carrey. Jim Bey buradayız. Jim Bey buradayız. Jim Bey. Jim Bey buradayız. Jim Bey. Jim Bey. Jim Bey. Selam size esnaf brothers. Arkadaşım. Ne yapıyorsun lan? Denir değil lan. Mis gibi memleket kokuyorsunuz be. Memleket? Ne bileyim, sarılınca bir an kendimden geçtim. Sizin ne işiniz var burada? Toprağım. Lady'mle barışmaya geldim abi. Bruno içeride yaslıyordu. Tekrar çekildim ki onu şey yapayım. Çok özür dilerim. Pardon. Lafın doğrusu yanlıyordu. İçeride. Bugün dolunay mı var? Ne var akım derken, evet. İçeride Bruno yanlıyordu. Yanlıyor mu? Biz bunları gözümüzde çok büyütüyoruz ha. Bunlar dümdüz apaçi. Ömer bir de şeyden al. Kime yanlıyordu? Lady Gaga'ya söylesene. Lady ile barışmaya geldim abi. Ne? Bruno, ne diyorsun ya? Lady, anlamıyorum. Lady Gaga'yı soruyorsun, doğru mu? Evet. İçeride Bruno yanlıyordu. Yanlıyor mu? Yanlıyor. Ben unuttum bu sefer. Aramızdaki çocukları çıkarken beyinlerine bir filtreyle yıkayacak. Hiçbir şey hatırlamayacaklar, rahat olun ya. Yanlıyor mu? Biz bunları gözümüzde çok büyütüyoruz ha. Bunlar dümdüz apaçi. Peki Lady, Lady ne diyor abi? Ne olur söyle. Bak o da gitti kız değil mi? Gitti Bruno'ya, gitti kız. Vallahi gitti abi ya. Dur oğlum. Sen niye kendini küçümsüyorsun ha? Lan lan lan. He? Oğlum. Sen alın teriyle para kazanan adam değil misin? Öyle de he?
Yani sen de adam gibi adamsın. Abi övüyor musun? Mutasyona mı uğruyorsun? Ben anlamadım ki. Ne yapacağız oğlum? Alper Çelli bravo dinlemedi. Evet tamam. Tören bitti. Ünlülere söyleyin çok oyalanmasın orada. Bırak eve gitsinler. Biz de evimize gideceğiz. Akşam milli maç var. Tamam ben magazincileri göndereceğim. Magazincileri ben nasıl göndereceğim? Gelecek şimdi. Sayın basın mensupları. Game of Thrones değil mi o ya? Tyrion mı? Ya çok güzel hareketlerden Hamza Bey'in ya. Lan nerede bir cüce görseniz ya Çaycı Hüseyin ya Peter Dinklage ya. Kardeşim ben her uzunu Kenan Emirzaloğlu'na benzetiyor muyum? Yok. Allah Allah ya. Başından kaçamazsın. Yalan konuşma. Başından kaçamazsın. Kaçmıyorum, yürüyorum. Çok hızlı yürüyorsun. Ha ben hızlı yürümüyorum. Şişman olan sensin. Sen de çok kısasın. Bunu mu tartışalım şimdi ya? Allah Allah Başından ya. Başından kaçamazsın. Bu yalan söylüyorsun. Tyrion! Game of Thrones'taki adam değil miydi lan o? Yo lan bu Keloğlan'daki. Var ya bisikletli amanın da amanın o. Arkadaşlar yenge geliyor. Lady Gaga. Anam. Çıkamıyor ama olsun. Aman Lady. Lan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lady'm. Yaşar. Seni yenge. Çok özledim Lady. Bilmediğin çok şey var Yaşar. Ne var bilmediğim? Çok şey var. Ne var bilmediğim? Bruno öyleydin değil mi içeride? Ona mı kandın? Got chucks on with Saint Laurent. Gonna kiss myself, so pretty. Too hot. Hot damn. Call the police and firemen. Too hot. Hot damn. Say my name, you know who I am. Too hot. Hot damn. Geldi yine tipini. Ah Lady. Zengin kalkışı yaptın. Seni çok merak ettim bebeğim. Yenge zaten zengin oğlum. Yenge mi? Hah, kardeşim onlar mazide kaldı yalnız. Dostum o lanet olası çeneni bir kapatır mısın? Senin anlayacağın dille konuşayım istersen men. Lady'm sana hediye getirdim. Verin, hediye getir. Ne bu? Bu halı. Halım haraptır ama halım iyidir bilirsin. Hediye diye de halı getirmiş ya. Halıcıyım lan ne getirecektim? Nalbur olsan dübel mi getireceksin toprağım? Oğlum kapalı çarşı çocuğuyum lan. Lan dur oğlum. Oğlum ne yaptın? Ne diyorsun aman, ya? Siz aman oğlum dur bir dakika yani. Sakin ol. Bir dakika ne yapıyorsunuz? Lan arkadaşlar. Neyi paylaşamıyoruz şu anda? Neyi tartışıyoruz? Üç Türk Amerika'dayız. Birimizin eski sevgilisi Lady Gaga. Ulan Jim Carrey kankamız olmuş. Herkes Türkçe konuşuyor. Biri de aga bu ne demiyor. Ve sen Bruno Mars'la bunun kavgasını yapıyorsun. Ayıptır ya, ayıptır. Kendinizden utanmıyorsanız birazcık Sibel Can'dan utanın lan. Ya siz nasıl insanlarsınız? Kadın sen... korkudan törene geri kaçtı ya. Bruno, sen en iyisi beni arabada bekle. Seni bir ömür beklerim bebeğim. Böyle çok zaman alır. Yaşar, neden geldin buraya? Lady'm. Ceylan bakışlarım kalbimi deler. Senden başka gönlümde kimse yok. Eğer benimle gelirsen eğer... Manhattan'dan seni almaya geldim. Ne yapıyorsun lan? Seni sevmiştim Yaşar. Ama sen ne yaptın? Takipten çıkmak ne lan? Benim 37 milyon takipçim var. Ya senin? 54.
ya. Şimdi nasıl olacak söylesene, nasıl? Hem babam giller razı gelmez. Davul bile dengi dengine diyor. O atasözü sizde de mi var yenge ya? Ne yapacaksın? Millere bak. Bizden olmaz Yaşar. Hoşça kal. Ne yapıyorsun lan? Üzülme. Abi benim burnudan neyim eksik ya? Sabri abi şunu bir çalar mısın? Ben çalmayı bilmiyorum ki oğlum. Ya sen al eline, çalıyor. Bak Yaşar kardeş. Senin koyun gütmüşlüğün kadar. Benim çoban görmüşlüğüm var. Yani anlayacağın az çok anlarız lan bu işlerden. Bilirim yani. Zorlama, anladın mı? Saçma sapan hareketler. Allah Allah. Geç kız şöyle. Geç, yürü. Yürü diyorum, yürü. Ana! Elif, Cim benim hanım. Merhaba. Ya sen Central Park'ta kahve içeceğim dedin. Ya bu Yaşar'ı televizyonda görünce dayanamadım, geldim. Ya kızım, Bruno kim ya? Bu çocuk senin için neler yaptı, senin haberin var mı? Senin kliplerin 200 milyon izleniyor ya, 100 milyonu bu çocuk işte. Ulan senle yatıp senle kalkıyor bu çocuk. Gözyaşı kurudu be, gözyaşı. Dinliyor musun beni? Ha? Mahallede para topladık biz buraya gelebilsin diye. 3 ay vize çıksın diye bekledik. 1,5 saat verdiler. Bruno seni böyle sevebilir mi be? Ha? Dik dur. Dik dur diyorum. Ha. Yaşar, doğru mu bu duyduklarım? Doğru belalım. Belalım mı? Pardon. Ben de seni unutmamıştım ki zaten. Her gece halıya sarılıp uyuyordum. Neydi? Bundan sonra hiç ayrılmayalım, olur mu? Olur. Halıyı ver. Benimle evlenir misin? Halıyla evlilik teklifi mi edildi, ayı? Evet, evet, evet. Sarılın lan, sarılın lan. O çiftlerini... Vay be, Lady Gaga bizim ülkeye gelin geliyor lan. Ne mutlu lan size. Sarılın. Bu gurur hepimizin. Hepimizin bu gurur. Abi alt tarafı Lady Gaga ile evleniyoruz ya. Bana ne lan Lady Gaga'dan? Bu akşam milli maç var oğlum. As bayrakları, as, as, as! Çok güzel hareket diyenlere vereyim ya. Başka bir düşüncesi olan var mı? Zil var mı? Zil dediğiniz şeyi tekrar hatırlatıyorum. Bizim 3 Amerika'ya gidiyorlar. Grammy ödüllerine gidiyorlar. Halı... Bir el dokuması halı verip Lady Gaga ile evleniyorlar. Siz de zil diyorsunuz. Hayır, ben sadece durumu picturize etmek istedim. Angelina Jolie, kendisi benziyordu ama şakası zayıftı. Bence senin Angelina'ya benzerliğini alkışlamak isterim ben. Sibel Can 10 numaraydı.
Senin daha Şakiran, bir sesin mi kısık senin? Şakiran daha iyiydi. Evet. Ya bakayım bir daha. Whenever, forever, we're meant to... Bak şuna, bak şuna. Whenever, forever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. Aferin ya. Üstelik de Lady Gaga hiç olmadığı kadar esmer. Bir manyağın rüyası gibi bir şey. Bu skecin birincisini oynadıklarında da ben olmaz dedim. Siz yine zil çalırdınız. İkinciye de dedim, ben birinciye dedim, olmaz dedim. Zorla oldu dedim, ikinci de olmaz dedim. Yine dedim, oldu dedim. Jim Carrey... Jim Carrey. Evet Ömer, durumu izah et yani. Bu ne lan? Senin gerçekten samimiyetle soruyorum. O tabiri bilmediğim için biraz artık geri kaldım sokaktan. Senin koyun güt... Neyse onu sonra bana... sessizce tarif edersiniz. Tam biri kulağıma söylesin, onun devamı ne? Hadi gel. Çok güzel hareketler, devam. Yine ben. Gelemedim. Şimdiki skecimizi Begüm'le Gözde yazdı. Gelinlik başvurusu gelecek. Evet, çok enteresan bir şey. Burada dört tane oyuncu gelecek. Skeç bir kafede geçiyor. Önemli bir buluşma var. Buna odaklanın. Gerisini akıcık gidecek. İyi seyirler. Ay çok heyecanlıyım, benim ayağım titriyor. Aşkım biraz sakin olabilirsin, o kadar çalıştık değil mi? Ay evet tamam, sakinim. Sakinsin. Kendime güveniyorum. Güler yüzlüyüm. Ay beğeni beğenecek. Sana bayılacak ya. Seni almayacak da kim alacak aşkım? Ay evet, bak geldiğinde kendimden emin tokalaşacağım. Emin tokalaşacağım. İstersen yeniden çalışalım ha? Tamam hadi. Çalış, bir daha çalışalım. Şimdi tamam. Gel bana doğru aşkım. Biraz gül, gül, kır. Çok gül, öyle mi gülüyorsun tamam. Sen? Tamam. Evet, elimi sık. Tamam. Biraz daha iyi, güzel sık. Tamam. Çok sıkayım. Tamam. Çok sıkıyorum. Ne yapıyorsun aşkım kız? Ay aşkım çok özür dilerim ya. Ben heyecanlanınca şiddete başvuruyorum. Ay aşkım, aşkım çok özür dilerim. Aşkım ne yapayım? Tamam sakin. Çok pardon. Sakin. Tamam tut beni sık. Sakin. Tamam. Elini mi öpsen? Hayır. Elini kesinlikle öpme. Hiç tamam. Hoşlanmaz. Kendini yaşlı hissediyor. Oh. Öyle şapur şupur da öpme. Tamam mı? Yok. Bunlardan tamam. Hiç hoşlanmaz. Tamam öpmeyeceğim. Geldiler. Ah. Geldiler. Ne yapacağız şimdi? Hayır, elim ayağım tutuyor. Tamam tamam. Tamam. Vallahi öyle kal. Teyzemle gelmiş. Teyzemle gelmiş. Teyzem orta yolu bulur. Sakin ol. Anneciğim, teyzeciğim hoş geldiniz. Neye bakıyor? Açık mı bir yerim? Neye bakıyor? Süzüyor, süzüyor. GH buçuk. Hı hı. Hoş bulduk. Ah, hoş geldiniz efendim. Aşkım. Şey olmadı. Aşkım. Aşkım olmadı. Kızım. Ne yapıyorsun? Git teyzeme git. Hadi teyzeme. Hı. Teyzeme git. Teyzeme. Ha döveyim değil mi? Dövme, dövme. Merhaba. Hadi öpeyim. Merhaba efendim ben. Merhaba. Merve ben. Perin efendim. Teyzesiyim. Benim hat. Hadi oturalım. Hadi. Buyurun. Evlenmeyi düşünüyorsunuz demek. Anneciğim biraz hızlı bir giriş olmadı mı? Acaba ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sorsam. Geleceğim mi? Yavrum, ona da geleceğim. Evet, bize biraz kendinden bahseder misin? Anneciğim, Merve anaokulu öğretmeni. Çocukları çok seviyor. Ama konuşamıyor, yazık. Nasıl? Yavrum, Merve'ye sordum. Kendi cevap verebilir diye ümit ediyor. Şey yapıyorum ben, kahve söylüyorum. Pardon, bakar mısınız? Bakar mısınız? Kimse yok mu? Ha ben burada yokum yani. Ben burada değilim yani. Hayır beyefendi, ben oradan geleceksiniz diye şey yaptım. Ha ben buraya layık değilim yani. Beyefendi ne alakası var? Bize dört tane kahve getirir misiniz? Ben malım, anlamıyorum. Dördü böyle gösteriyorum. Tamam. Ne alakası var? Git bize kahve getir hadi lütfen. Git, bir de emir kipi. Aa! Bir de böylesine denk geldik ya. Anneciğim, Merve'nin CV'sini getirdim size. CV mi? CV. Bütün takdir, teşekkür belgelerinin hepsini koydum aşkım. Rahat ol, hiçbir sıkıntı yok. Evet, yengeç burcu. Evet. Ay alınır bu. Sarımsak kullanıyor. Ay kokar bu. Yok yok, kokmuyor. Hoh de. Ha? Ha değil hoh. Ne diyorsun ya? Ciddi bir ilişkin olmamış. Part time bir şey görünüyor.
Ha şey, liseden ya. Aşkım. Şey, okulda görüşüyorduk sadece, yarı zamanlı. Hani diyorum ben ya. Neden ayrıldınız? Yani üniversite için şehir değişikliği. Ama bu iş olursa full time olacak, biliyorsun değil mi? Tabii, problem değil. Anneciğim, arada mesaiye de kalabilirdi mi? Tabii, hastalık olur, bir şey olur. Tabii. Doğru. Ne mesaisi ya? Diyelim ki oğlumuz çok hasta, üşüyor. Ha, hemen üstünü örtelim. Ya ama ateşi var çocuğun, havale mi geçirsin? Ha, soğuk duş aldır. Yapma! Ne oldu? Donuyor çocuk. Ama ateşi var. Sirke var mı evde? Hadi beni bakman lazım. Geçmiş olsun yavrum, menajit geçirdi. Ay aşkım, özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok kötü. Kriz yönetimi zayıf. Zayıf. Yaz, not alıyorum. Yaz. Aşkım, kusura bakma. Teyzem orta yapar dedim, forvet oynuyor kız. Yo yo, önemli değil. Ben şaşırdım sadece. Hı. Vasıflarımla ilgili tereddütleriniz var, anlıyorum ama son derece soğukkanlıyımdır. Sizin benimle ilgili özellikli beklentileriniz neler? Ne? Ev işi, tecrübesi mesela. Mesela. 3 yıl tecrübem var, yalnız yaşıyorum. Hı. Bize bir sunum yapabilir misin? Aa, ama şimdi yani kafedeyiz, ne yapsak ki? Masayı mı silse? Kalkın, gelirsin. Gelirsin. Ya, saçmalama Mert. Burada yapamam ama bana güvenebilirsiniz. Ha, lafına güveneceğiz, öyle kuyuya ineceğiz artık. Bunlar böyle tamam olur, güveniriz. Ama o zaman seçilirsek oryantasyon sürecek. Hallediyorum. Kardeşim, ver onları bana. Bir dakika ya. Ha, ben yapamıyorum. Ne alakası var? Ben beceremiyorum. Kardeşim, bana lazım. Beceremiyorum, sen yap. Tamam mı? Cümle oldu, bana ver. Tamam, ben anladım. Yeter ya. Bu ne ya? Yeter. Çıkmıyor ya. Yeter ya. Al şunu ya, sen yap ya. Gider. Çok saçma bir çıkıştı. Başka te. Saçmalama, ben dökerim. Gözüne gitmen lazım. Heyecanlı mı? Sakin ol. Buyurun Ferdinand. Dur, ben şimdi alayım. Şimdi çabuk al, titriyorum. Buyur Zerrin Hanım. Oldu mu da? Ay. Aşkım, ne yapıyorsun? Yazıyor mu? Saka. Şey, çok özür dilerim. Tamam, çok özür dilerim. Tanışmak ne güzel servis yapıyor değil mi? Evet, çok güzel. Çok güzel. Benden başka beklentileriniz, hedefleriniz nelerdir? Oğlumu çekip çevirebilmem. Mesela? Zerrin Hanım, 4 yaşında 10 tane çocuğu idare ediyorum. İşimde çok iyiyimdir ben. Evet. Hatta orada referans numarası da var, bakabilirsiniz. Hı. Üstlerine karşı saygıda kusur etmeme. O her zaman. Evet, üst katta Ferda teyze var. Ben ondan referans mektubu da aldım. Orada yazıyor, bakabilirsin. 5 yıl içinde bana 5 torun vermen. Maşallah anneciğim, 5 torun. Anan damızlık bakıyor herhalde. Efendim? Bir şey yok efendim, ben seni de ben fıt doğururum. Ne ki 5 tane? Yalnız iyi bir referans mektubu Zerrin. Yani bırak onları zaten, ayarla, öyle bir şey değil ki o. Peki, 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Mahkemede. Kız boşanır bunlar. Niye mahkeme olsun canım? Oğlunuzla işte yani. Göreceğiz. Peki, bana... doğru olan ama başkaları sana katılmadı, bir şey söyler misin? Ne? Dinlemiyor Ferrin, dinleme yok yaz olarak. Yazıyorum, dinlemiyor. Anneciğim dinliyor ama anlamıyor. Anlamadık ki ne dediğinizi. Misal, bir kadın hiç evlenmediyse evde kalmıştır. Asla katılmıyorum. Bu benim kendi tercihim. Ha, anladım. İki insan evlendiği zaman sadece onlar değil, aileler de evlenir lafına katılmıyorum. Karı koca ilişkisi ayrıdır. Sen o zaman diyorsun ki ya bizim aramıza karışma. Mert'le bize tribün takıldı Ferit. Tövbe estağfurullah. Ha, diyorsun ki aramıza karışma bizim Mert'le. Onu mu diyorsun? Yok anneciğim, öyle demek istemedik ki. Hayır, baya da onu demek istiyorum. Yeter ya. Sen bizim şartlarımızdan bahsetmedin mi evladım? Anneciğim, aslında ben bahsettim. Bir dakika, ne şartı bu? Beraber yaşayacağız. Ne? Anneciğim, aslında bizim başka bir teklifimiz olacaktı size. Aa, pazarlığa açık bir konu değil Mert, biliyorsun. Mert, bu konuda anlaşmamız zor, anlıyorsun. Fal kapattım, bakıyorsun. Bir susun diyorum. Bir saniye, sakin olabiliriz değil mi? Sakince de konuşabiliriz. Anneciğim, biz karar verdik Merve'li ayrı evlerde yaşayacağız. Yaşamalıyız. Nasıl ya? Bir daha ben çok merak ediyorum. Bizim evimizin ne eksik yorgun, ne kadar güzel işte sana yol yok. Yemek için de mi? Tabii canım, kendimize yaptığımızdan bir tabak koyarız. Yani elimizde yapacak hali yok canım, artık koyalım. Ay ben sinirlendim artık, yapamayacağım. Bunlar bir de değil. Bana bir kayınvalide denildi. Bana 2 denilmedi. Bunlar duble kayınvalide. Ben yapamam bunlarla. Bir saniye, tamam. Sakin ol. Ben halledeceğim diyorum ya. Gel. Anneciğim, teyzeciğim. Karşı daireye taşınırız, son teklifimiz. Tek başıma konuşmaya yetkim yok benim. Vallahi ben de bir tanecik şey rica ettim, kusura bakma Mert. Siz o zaman kendi aranızda konuşun. Siz bana ne zaman dönüş yaparsınız? Biz seni ararız. Ne ararsınız? Ben de seni ararım. Arama sakın beni. Aşkım ya, dur bekle ya. Anne! Teyze, ne yapıyorsunuz siz ya? Teyze, sen orta yolu bulursun diye ben seni çağırdım. Sen anneme orta yapıyorsun. Yahu ben bıktım artık ya. Ben 42 yaşındayım. Ben evde kaldım sizin yüzünüzden ya. Ne yapıyorsunuz? Beni sonra saklayacaksınız. En son beni mi yiyeceksiniz ha? Ulan ben duvarla böyle uyuyorum sizin yüzünüzden artık. Duvara karşı uyuyorum ben ya. Yeter, ben bu kadın gibi bekar mı kalacağım?
Ne münasebet. Terbiyesizlik etme lütfen. Ben seni böyle yetiştirmedim. Ağaca müdahalem olmaz. Ben niye ya? Git ne istiyorsan yap. Kimin seni tutuyor burada? Bak babası da böyleydi, hatırlıyor musun? Anneciğim, bana gitmek istiyorum. Ya gideceğiz, ne olacak yavrum? Burada konu benden, benim ne yaptığım değil ki. Burada bizim konumuz... Ne anne konu? Ben erkeklere güvenmiyorum. Erkek ben oluyorum bu denkten. Bu ne saçma bir savunma anne. Teyze bir şey desene. %49 ortağım. Nasıl ya? Teyze dediğin anne yarısı değil mi? %50 yer oldu. Oğlum ben çok merak ediyorum. Belli sen düşünme. Sen evlenecek, ben ne olacağım ya? Bu kadın ne olacak? Ya ben kaderi mi benim, terk edilmek evladım? Kaderi mi bu kadın? Önce kocam, şimdi oğlum. Yazık. Anneciğim, sen onun için mi bunları yapıyorsun? Ya anne, düşünsene kayınvalide olacaksın. Bir oğlun vardı, bir de kızın olacak. Ya sen istiyorsun diye ben 5 tane çocuk yapacağım. Bir sürü torunun olacak. Ya yalnız kalmayacaksın. Geniş bir aile olacağız. Öyle düşün anne. Lütfen böyle bak olaya. Kurban oldu. Yaşına göre iyi bulmuş ama Zerrin. Ama yani vasıfları şey değil yani. Çok mu seviyorsun sen bu kızı? Çok seviyorum. Baksana ne biçim çalıştırmış da getirmiş. Tamam, GH buçuktan CH ver. Oğlum vallahi mi? Söyle tamam, istemeye gideriz haftaya, ne yapayım? Tamam tamam. Ben var ya onu bir hafta daha çalıştırırım. Ben ona zil çaldırırım anne, zil çaldırırım. Tamam tamam, oldu. Kurban olurum. Tamam, tamam gel. Tamam. Seni de evlendireceğim, kız amcası var. Aşkım. Ya bana bak. Burada sağlık raporu, sabıka kaydı yok. Ben onları da göndereceğim. Ya anne, ben onların hepsini yaptıracağım. Sen rahat ol. Aşkım! Aşkım! Aşkım, aşkım. Babası da böyleydi işte. Babası da çekmiş. Bunların hepsi budalası. Kalk benim eve gidiyoruz. Ne yapacağız? ABS'ye çalışacağız. ABS? Ha, aile bükme sınavı. Bu işi istemeden bükeceğim. Çok güzel hareket diyenler var mı? Diğer arkadaşlar da gelsinler. Bu gecenin de sonuna geldik. Kim bizi izlemeyi tercih etmişse, zahmet edip buraya kadar gelmişse hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, iyi geceler, kendinize iyi bakın. Her gün komedi festivali olsun size inşallah. Hoşça kalın.